Esin. Ya çok acelen yoksa... Konuşsaydın. Ne kapı duvar ya. Vallahi güne iyi başladı ha. Harika bir gün olacak bugün, çok belli. Abim Niko. Ne yapayım abisi ya, bildiğin gibi. Garip ne yapar? Bir bakalım seni niye aradım? Evet abisi, arabayla dolanacağız. Halengülü fikirlerine ihtiyacım var. Kafayı toparla gel. Ya Niko tamam, onları gelince konuşacağız. Uzatma abisi ya. Hadi bekliyorum. Boyalım hadi. Başım zonkluyor usta, başım nasıl zonkluyor Allah, hep kara sevda yüzünden bunlar. Tezenge ne zaman ki benden uzaklaşmaya başladı, başıma kütür kütür ağrılar dedi. Bak bunun sonu vereme varır, ben sana söyleyeyim. Tövbe de lan. Tövbe. Ben İsmail olarak ne güzel mücadeleme devam ediyordum. Niye seni dinliyorum ki Erkan'ı, nereden sardın ki sen başıma ya? Benim kafam taş, taş benim kafam. Malım ben seni dinliyorum o yüzden. Taş kafalısın evet, kendi ağzına söyledin İsmail be ya. Taş kafalısın oğlum sen. Senin boşunu geçirecek. En güzel şey. Neredeydi o ya? Çık bakalım şu deliği. Al sana taş. Ağrıyan yerine koyacaksın. Başına geçecek inşallah. Usta ben ne yapacağım? Taşı bağrıma mı basacağım? Benim kafam ağrıyor ya. Ay oğlum, ağrıyan yerine koyacaksın veya. Alternatif tıp bu. Vallahi kadim bilgidir. Çok eski yani. Acayip para eder bunlar. Hiç merak etme yani. Doğru söylüyorum veya. Para eder bu alternatif tıp. Çok güzel böyle çatır çatır para eder bu İsmail. Saçma sapan konuşma usta. Taş bu ya taş. Allah'ın taşı bana ne eder? Sen saçma sapan konuşma be ya. Oğlum ya, internete bir gir bakalım. İlk yazdığın kelimeler ucuzluk ve indirim. En çok tıklanan şeyler onlar yani. Vallahi tıp. En çok para akan yer tıp. 1-2-3 tıp diyorlar, hop indiriyorlar bütün paraları. Şişt. Tak bakalım şunu kafana. Tak tak. İyi gelirse sağda solda anlatırsın, bakarsın bizim de bir kısmetimiz vardır. Bundan ekmeğimizi yiyoruzdur be. Gel bakalım tak. Neresine takıyorsun bu kafada? Ağrıyan yeri takıyorsun. Nereye takacaksın İsmail? Avuksun. Yeri mi var onun kafamda takacağım? Tamam, şu araya sıkıştır bakalım. Aa, şimdi tut onu tam ortada. Sıkıyorum, sıkıyorum, sıkıyorum. Acıyor, acıyor. Bastırma, sivri yerine koydum. Bastırma, çekme ya. Tamam, tamam. Yok, bir saniye. Relax ol. Ya şimdi Nişo, ya benim bir arkadaş... Gönül işlerinden muzdarip de. Yine mi söz sanatlarından tecahülü Arif? Bilip de bilmez gibi konuşmalar, yüksek perdeden atmalar. Senin bu arkadaşlarının ve tavuklarının derdi seni bir gün şair yapacak Şevkat. Niko istersen sanatı ve kehaneti bir tarafa bırakak da konuya biraz yoğunlaşak. Peki. Şimdi bizim bu arkadaşın bir sevgilisi var. Yani gönlünü birine kaptırmış. Hı. Fakat eski sevgilisi atlayıp mahalleye geliyor. Hop hop durum hiç yabancı gelmedi. Aynen, benim de bir arkadaşım başında aynı şey var. Yani tabii şimdi gönül işleri birbirine benzeyebilir. Sen onu çok şey yapma, parazit yapma, beni dinle. Şimdi bu bizim arkadaşın eski sevgilisi biraz değişik bir kadın. Yani devamlı bizim bu arkadaşla... böyle ekstra bir samimiyet kurmaya çalışıyor falan. Tabii şimdi böyle olunca da Esin çok rahatsız oluyor bu durumdan. Esin mi dedin, bana mı öyle geldi? Yok la, Esin demedim ben. Esin dedim. Hiç esmiyor mübarek. Çok sıcak hava. Hadi sıcak da neyse de nem çok fazla yani, biraz esse dedim. Senin bu tecahülü Arif arkadaş meteorolog da herhalde ha? Yani gönül işlerinden hava durumuna dikey bir geçiş yaptın da. Evet, biraz tesadüf oldu. Fakat güzel bir terim kullandın. Yani dikey geçiş dedin ya. Şimdi bizim bu arkadaş da bu hal hazırdaki sevgilisiyle düşey bir vaziyette. Yani bir dikey geçiş yapması gerekiyor. Hmm. Şevkat, mecazlar yanıltmıyorsa sana bir kelam edeyim. Sıçramak için dizlerini bükmen gerekir. Şayet düşey bir vaziyet varsa sıçramaya müsait bir vaziyettesin demektir. Fakat Şevkat... Çekirge, bir, iki. Ne yapıyorsun oğlum ya? Araba kullanıyorum. Ne diyorsun sen ya? Diyorum ki Şevkat, üçte... Oğlum benimle ne alakası var? Ben değil diyorum ya. Benim bir arkadaşım... Arkadaş. Ya arkadaşım şey yani. Ne kadar tutacağım ben bu kafamda? Acısı geçene kadar İsmail. Allah Allah. Kızılderililer gibi dolaşıyorsun işte, ne güzel.
Eğer bu kafamdaki ağrı geçmesin var ya, kafa derini kızıl derili misal yüzme sisem adım da Smile değil. Smile, doğru konuş benimle. Doğru konuş. Lütfen yani. Alternatif tıpa biraz saygı. Allah Allah. Ne demek, şu anda terapideyiz biz. Lütfen yani. Biraz böyle enerjini düşür. Biraz sakinle veya çok para kazanacağız bundan, yemin ederim. İnşallah bunun böyle reklamını yaparsın sen. İyi gelir sana umarım. Böyle kulaktan kulağa duyulur. Bakarsın böyle önümüz açılır. Ha? Vallahi billahi bizim burada bir rızkımız olabilir. Hem bak sen bu Erkan meselesinden kurtulursun. Benim de biraz 3-5 cebim para görür bu oğlum be ya. Vallahi. Of! Ekşi mayadan kara buğdaya terfi edeceğiz oğlum. Aa! Nereden geliyor lan böyle şeyler aklıma benim? Kendimi takdir etmiyor değilim ama yani bu tür şeylerin aklıma gelmesi... Ben bir doktora mı gönüksem acaba İsmail ha? Bir doktora mı görüksem acaba ben İsmail? Yok usta, bu şekil olmuyor. Dalga geçer gibi. Dur oğlum, nedir ne yapıyorsun ya? Allah'ın seversen. Hayır, hiç dokunma. Bırak böyle sabit kalsın. O taşın enerjisi bütün vücuduna böyle gılık gılık akacak. Ellerini indir, hiçbir şeye dokunma. Şimdi terapideyiz. Burnundan nefes al, ağzından ver. Bak, taşın noktası önemli. Çakralarını açıyoruz senin için. Relax ol, ellerini indir bakayım. Böyle çakraların çatır 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 açıyor. Şşt, sesi duyuyor musun? Ben ufaktan bir saldım da herhalde onu duydun usta sen. Bu hangi çakra oluyor? Sen ne yaptın İsmail? Gevşet dediysek yani o kadar da gevşetme be ya. Ah, ah, ah yani. Of. Ya peki şimdi sen ne diyorsun? Bizim bu arkadaş ne yapsın bu durumda? Hemen harekete geçsin. Eski sevgilisine gitsin. Bana samimi davranma. Sevgilim kıskanıyor desin. Onu bir hizaya çeksin. Mantıklı. İki. Kız arkadaşına gitsin, durumu açık seçik, dürüstçe anlatsın. O da mantıklı. Üç, bir tane vantilatör alsın. Ne alakalı? Esmiyor dedin ya Şevkat, essin diye. Ay Niko, yani hakikaten artık bu espri seviyesini yerlere indirdik yani. O zaman sen de bir tane bıçak al. Ne alaka? Kesmiyorsun ya, kesersin belki. Sonra bir baktım camın içinden geçmişim. O sonra böyle elim kolum yara içinde. Canım benim geçmiş olsun. Canım çok geçmiş olsun ya. Sağ ol sağ ol da asıl sana geçmiş olsun. Ne öyle çocuk gibi küsüp duruyorsun? Esin bak dikkat et, senin bu küsmelerin sadece Seval'in işine yarıyor. Yani kendi ellerinle ona istediği şeyi veriyorsun. Gizem doğru söylüyor. Ya konuşmadıkça büyüyecek bu iş. Ya arkadaşın olarak beni dinlemiyorsan yaşam koçu olarak dinle. Ya benim mesleğimle ilişki uzmanıyım ben. Ay yok vallahi ben sizi artık dinlemeyeceğim. Zaten ben sizi dinlediğim için bu hale geldim. Aa. Ne var mı senin halinde? Ya sinirliyim. Yani mütemadiyen sinirliyim. Bak sen, bu Şevkat'ten bulaşmış olmasın sakın. Yo, ben hayatımda Şevkat kadar sakin kimseyi görmedim. Kardeşler, gel bakalım, gel İsmail. Avka açılmanın zamanı geldi. İlgünler, gelin gelin gitmeyin, benim promosyonumuz var. Olsun. Kolay gelsin hayırlı işler. Eyvallah. Ya bizim bir promosyon işimiz vardı. Lansmanı yapacağız izninizle burada. E tabii mekan kirasını da anlaşırsak olabilir. Mekan kirası hallederiz veya ucuza taş veririm sana, halledileşiriz. Hadi bakalım başla İsmail. Evet dostlar, her derde deva olsun bize reva. Cuma ustamın üstüne şifacı tanımıyorum bakın. Alternatif tıpta en son model duayen. Profesör Bilge Cumaefes ustam baş ağrımı şah diye kesiverdi. 10 senedir başımda olan bu musibet migren ağrısını bu sihirli taşlarla def etti. Yaban ellere gönderdi. Ben ömrümde bu şekilde bir sihir, böyle keramet görmedim dostlarım. Herhangi bir derdiniz olduğunda hastaneye, postaneye değil doğrudan Cuma ustaya gidin, kendinize gelin, şifalanın. Bana gelin. Alternatif şifa burada. Gel, gel. Ma. İyi. Nereye üç kağıt peşindesin lan? Niye üç kağıdı be ya? Benim ailem komple Ekim'dir. Anne tarafım Lokman Ekibe, baba tarafım İbn-i Sina'ya dayanır. Ayrıca Hipokrat da öteden beriden hep atam olur benim. Ben bunları dağlardan, bayırlardan toplamadım. Atadan, dededen yadigar kaldı bu taşlar bana. Gel, gel. Kes lan.
Bak vallahi o taşları ayağına bağlar, seni denize atarım, balıkları anlatırsın ha. Atarsan atma ya. Alternatif tıp bu. Milletin şifa almasını lütfen engellemeyelim, lütfen. Oğlum bana bak. Birini kazıkladığını, dolandırdığını duyayım. Vallahi bak o taşları sana teker teker erittiririm ha. Siz de dağılın ya, inanmayın Musa'la. Hadi. Olur mu öyle şey be abici? Yapmayın, gitmeyin. Cahilsiniz, bakın cahilsiniz. Yapmayın bunu. Allah Allah. Allah'ın manyana bak. Sensin cahil. Bak alternatif tıp diye bir şey var yani. Lütfen doktorlara, hekimlere gidip böyle kıyılmayın paralarınızı. Lütfen gelir ama ya. Bakar mısınız? Ey kardeş, arkadaş, yengeciğim gel bakalım ya. Cuma kardeş. Bak sabah Kazım geldi. Dedi ki... Dişim ağrıyor. Bak ağrı kesicin var mı dedi. Tuz sordu. Sen bir ona baksan mı acaba? İsmail. Al onu kapçık ağzı Kazım geldik cana. O şimdi inanmaz. Hadi bakalım dişi ağrıyormuş. Hadi koş 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 koş. İyisin sen bu varsayımlardan vazgeçesin. Çünkü varsayımlar genelde yanlıştır. Yani korkularından beslenir. Hem sen nereden biliyorsun duyguların, düşüncelerin doğru olduğunu? Gidip sordun mu Şevkat'e? Gizem, Sanem. Ya kapatalım mı artık bu konuyu ne olur? Ben çok sıkıldım, çok yoruldum. Sanki adamın görünmez zırhı var. Nereden saldırsak karşımıza bir engel çıkıyor. Ya o kadar para teklif ettik. Hiçbir müşterisi adamı satmadı. Siz biraz yumuşak davranıyorsunuz bence. Yani daha sert olmanız lazım. Yani üstüne yörük dövdürmekten falan bahsediyorsam artık bunlar beni kesmiyor. Benim onu direkt gömmem lazım. Sen şimdi onu boş ver de babanla aranı yapmaya bak. Yani şirketi ve babanın gücünü arkana alırsan istediğini yaparsın ona. Yani orası öyle de nasıl olacak o iş? Önce onu halletmem lazım. Hasan! 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 Hasan arkada top oynuyor Latife abla. Seval! Ne yapıyorsun kızım bu kadar ağır? Niye taşıyorsun sen ya? Sağ olsun Şevkat. Ya bu arada ben de seninle konuşacaktım da... hazır burada fırsat bulmuşken söyleyeyim. Bak bizim ilişkimizin arasında çok sular aktı biliyorsun. Ya benim şimdi bir sevgilim var. Ya tamam senin de şimdi bir rahatsızlığın söz konusu. Sana her türlü yardım etmek bizim boynumuzun borcu ama... ya Esin yanlış anlıyor. O yüzden aramızdaki 9-15'lik mesafeyi koruyalım lütfen. Farz et ki ben senin ayaklarının önüne bir çizgi çekmişim köpükten. O çizginin gerisinde mesafeli, tamam? Gerçekten mi ya? Ya ben böyle şeyler olduğunu hiç farkında değilim. Hay Allah ya. Bak çok üzüldüm şimdi ha. Kötü oldum. Yani böyle bir yanlış anlaşılma olduğu için ben çok özür dilerim Şevkat. Görüşürüz Rica ablacığım. Ahmet amcaya işte. Selamlar. Eyvallah. Ne haber Miço? İyi misin abla sen? İyi. Şevkat nerede? Bilmiyorum ki ya ufak bir işim vardı şu tarafa doğru gitti. Yeni mi gitti? Aynen. İyi tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay başım dönüyor ben bayılacağım galiba ya. Dur. Tamam geçti, geçti. Tedavi biraz ağır da bazen böyle derman bırakmıyor, ayakta zor duruyorum. Kusura bakma. Bir şey söyleyeceğim. Bak ben bu kalan hayatımı güzel geçirmek istiyorum, tamam mı? Yani daha fazlasına hiç gözüm yok benim. Kendimi hazırladım ben buna yani. Ya öyle deme, Allah gecinden versin. Neyse, tamam ben... Hadi götüreyim bari seni, şey yapayım şuraya kadar. Sağ ol. Sen de sağ ol. Hangi yüzle geldin buraya? Ya baba, bir dinle önce. Yoksa Gizem gibi artık beni de mi yok sayacaksın? Ne istiyorsun? Senden son bir şans istiyorum. Tamam haklısın, çuvalladım. Ama ben bu işi bitireceğim. Ben hiçbir iş yerimi bırakmam. Nasıl olacakmış o iş? Mahallede satın aldığımız yerleri inceledim. Evlerin hepsi hemen hemen arka taraflarda. Ama binalardan biri çarşının tam içinde. Hem de komple almışız. Hepsini çıkarttıracağım oradan. Hem de hemen. Bu gece hepsi taşınmış olacak. Sonra da çarşıya kepçeyle dalıp Şevkat'in gözünün önünde o binayı yerle bir edeceğim. Anlasınlar kim ne oğlu olduğumu. Hamle hamledir. En azından ciddiyetimizi görsünler.
Bu da senin son şansın Bora Efendi. Tamam baba. Esin ablacığım, ben çıkıyorum. Esin abla, ben çıkıyorum da. Tamam canım, git. Merhaba, hoş geldin. Merhaba canım. Selam canım. Selam canım. Esin, ne oldu, ne bu halin? Sizin aklınıza uydum, Şevkat'le konuşmaya gittim. Ne güzel. Ne konuştunuz? Anlatsana. Çok güzel. Sokak ortasında Seval'le ikisini sarmaş dolaş görünce gerisin geri geldim buraya. Oturdum işte böyle. Şevkat! Ne yaptı o? Kimin yaptı lan? Ah Temo. Konuştuk ya arkadaşın. Hangi arkadaş mı oğlum? Şevkat. Bana da mı lolo? Konuştuk ya oğlum. Hani prima sevgilisi eski sevgilisini kıskanıyordu. Hani gidip o... Tamam. O arkadaşı diyorsun sen. Tamam. şimdi o arkadaş şöyle yapmış. Konuştum da ben. Gitmiş kızla konuşmuş. Demiş ki kızım ayağını denk al demiş. Yani bana demiş benim kırmızı çizgilerim var demiş. Akıllı ol demiş ona göre yani şey yap demiş. Poli oraya. peki esas sevgilisiyle konuştun mu? Daha ne ara konuşayım oğlum? İşte daha yeni gidiyorum. Ya işte daha ne ara oğlan da konuştun şey yaptı. Daha gidiyor. Ya tamam Allah Allah tamam hadi. Vav. Hatun güzelmiş. Gözü yönetmen koltuğunda. Ece'nin ikisiyle bak. Ulan her gün ayrı bir haber çıkarıyorlar ya. Ulan biz her gün aynı pastaları, börekleri çıkaramıyoruz. Adamlar Allah'ın günü farklı haber çıkarıyorlar. Halbuki var ya ne yapacaksın biliyor musun? Bir haber yapacaksın, pir yapacaksın. 10 sene aynı gazeteyi aynı haberle çıkaracaksın. Şekline şekil katacaksın, paraya para demeyeceksin. Güzel fikir. Vallahi güzel fikir. Kaç kuruş ki ya? Ben niye aklıma gelmedi ya? Ben ne yapayım? Gazete masa çıkarayım. Kaç kuruşa mal oluyor ya bu? Ha? Çıkarabilir mi ya? Ya sabır ya. Ya sabır ya. Şefik. Ne yapıyorsun sen burada? Hayali sen buraya bir nöbetçi kulübesi falan diksen senin için daha rahat olacak biliyor musun? Varım bir tanem. Nasılsın canım? Nöbetçi kulübesi dedin. Aa, çok güzel fikir. Yemin ediyorum çok iyi fikir ha. Şu arabayı çekeyim şuradan. Şuraya bir kulübe dikeyim. Zaten başıma güneş geçiyor. Çok iyi fikir. Adını da Şefik Özükötü Nöbetçi Evi koyarız. Güzel. Boş boş konuşma be. Ne arıyorsun sen yine burada? Gazete okuyorum Bahar. Kültür adamıyım. Stajyer aydınım. Sorumlu bir vatandaşım. Dünyada beni aydınlatan iki şey var Bahar. Biri sen, diğeri de gazete. Kelimeleri aydınlatan bir güneşsin sen. Elime gazete aldıysam sabahtan, kapına geldiysem nöbete senin yüzünden. Ki sen ve den kafiye olur, Şefik konuşur, şiir solur. Of Şefik of. Ya Bahar Allah'ını seversen o kadar laf dizdik ya. Manalı manalı konuştuk. Bu mu yani? Of mu yani? Ulan konuşma devamlı konuşuyorsun. Sus. Salak salak. Ya berbere gittim daha yeni. Sana hazırlandım. Ne yapıyorsun ya? Ha ne berberi be? Ha ben seni mağarada yaşıyor zannediyorum. Kızıl Maske de mağarada yaşıyor ama hatunların hepsi hasta. Biz nasıl yapacağız bu kızı ya? Of. Konuşabilir miyiz? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Benim var ama konuşmam lazım. Benim seni dinleyecek zamanım yok ama. Senin için zamanı durdururum Esin. Resim yapmak da öyle bir şey zaten. Zahmet etmene gerek yok. Sen de benim konsantrasyonumu bozma. Bak konsantre oldum geldim buraya konuşmak için. Hadi konuşalım. Şevkat. İşim gücüm var git başkasına konsantre ol hadi. Esin ne yapıyorsun ya? Beni polis tribünden böyle atmadı kızım. O zaman maça git. Karakola git. Nereye gidersen git ama git. Öyle yapayım ben işte. Maça gideyim de biraz stres atayım ya. Resime Muhsin'iyle karakola düşerim de. Hele bak. Sanki sanat galerisine değil de askeri bölgeye geldik. Oh!
Çok seviyorum lan o kızı. Hastasıyım oğlum. Oğlum kendimi orijinal psikopatlıktan alelade bir ruh hastalığına indirgemeye razıyım biliyor musun? Oğlum böyle uhrevi bir fedakarlık karşısında bana gidiyor, başka artistlerden bahsediyor ya. Şişman niye ağlıyorsun oğlum? Gidiyor benim yanımda başkasına fal çekiyor lan fal. Çok normal patron. Kadınlar artistlerden hoşlanır. Bence sen kişisel alma bu durumu. Ne diyorsun lan sen? Oğlum sen daha beni tanımıyorsun. Sen ne diyorsun lan? Benim adım Şefik. Soyadım Özökötü. Özökötü Şefik der ki Pandora'nın kutusunu açtırtma bana Şesuva. Allah boru olursun. Tamam mı? Şimdi Amuda kalk. Lafını da geri al. Hadi bakayım. Amuda derken patron? Amuda kalk oğlum. Başka bir şey yok. Hadi Amuda kalk lafını geri al. Hadi bakayım. Ya patron, ne dedim ki ben ya? Ne dedin? Kadınlar artistlerden hoşlanır dedim. Maşallah, sen de artist gibi adamsın. Vay, aferin lan. Aferin. Oğlum kafan yere gelince beynin de yerine geldi ha. Tabii oğlum, artist gibi adamım. Benden artist kim olabilir ki lan? Yemin ediyorum, Al Pacino gibiyim lan. Patron, sen var ya, dizilerde, filmlerde oynasan... Ha. Yemin ediyorum yenge hasta olur sana. Fal olursun fal. Ya koçum benim. Oğlum yemin ediyorum senin genlerinde var ya yarasa var lan. Aferin sana baş aşağı durunca kendine geliyorsun. Aferin. Gel buraya bakayım gel. Koçum benim ya. Şş, bana bak. Bir eleman vardı lan. Kaslıcan saçmıştı. Arasam mı onu? Dur bakayım. Ha, numarası duruyor mu acaba? Aynen duruyor duruyor. Alo, ajan ne haber? Rating lazım mı rating? Oğlum bende fazlasıyla var. Ben, Kent, Clark Kent. Ya bizim Superman'in işi çıkmış. Onun işi çıkınca beni çağırdılar biliyor musun? Türkiye'de dediler birkaç sinema filmi çeker misin dediler. Hani yakışıklı jönesi abi. Ben de geldim ne yapayım? Bana bak, kaydetmedim lan telefonumu. Bekle orada, kapıda bekle hemen geliyorum. Öpücük. Hadi hadi. Bana bak, şu yemeği bitirelim. Ondan sonra gidelim, herif eleman bekliyor beni. Hangi yemeği yapıyoruz lan biz? Gidelim lan. Sakın. Ne oldu Esin'e? Ölünün körü oldu. Kız dinlemedi bile beni. Var mı şimdi bu durumu toparlayacak harika daha yani bir fikrin? Var tabii her zaman var. Gel otur. Otur. Bu gece sessiz sedasız taşınıyorsunuz. Hepiniz. İyi de hazırlanmadık daha. Evi falan ayarlamadık. Ben hepsini halledeceğim. Barınma sorununu çözerim. Taşınmanız için gerekli araç ve adamları ayarlayacağım. Gerekirse şirketin depolarını yerleştiririz. Siz rahat rahat yeni evlerinizi bulup ister kiraya çıkarsınız, ister satın alırsınız. Biz zaten paranızı ödedik. Bizim tabuda işlerimiz uzadı. Yetişmedi cuma günü. Hiç sorun değil. Sen eve ben boşalt. Pazartesi devredersin. Tamam. Ey aşk. Gönül ferman dinlemez. Delice sevenlerin aşkına akıl sıra ermez. Oğlum sen kendi kendine mi konuşuyorsun, bana mı anlatıyorsun lan? Ne diyorsun sen? Şunu söylüyorum Şefkat, sözün özü olarak. Sen böyle daha çok çuvallarsın. Ay ben senin o som ağzına tükürüyüm lan. Bir kere de bir pozitif bir şey söyle. Anca negatif negatif, pis mikrop. Ben doğru söyler, doğru konuşurum. Bir kere doğru dedin. İki noktanın arasındaki, bak iki noktanın arasındaki düz çizgiye denir. Sen ha babam yuvarlak yuvarlak cümleler kuruyor. Çemberleri sallıyorsun bana öyle uzaktan uzaktan. Yuvar çemberin değişi boş olur, boş konuşuyorsun yani. Ulan şaşkın. Felsefeyi ilkokul geometrisine indirgersen aşkta her zaman çuvallarsın. Sende o bile yok lan. Sen aşık olsan çuvallamayı bir kenara bırak, direkt poşet dersin. Tabii. Gönlün boş tabii, oh ne güzel. Lüp edersin. Boş. Bir filozofun gönlü asla boş olmaz. Bir kere ben platonik aşığım. Senin haberin bile yok. Peki bundan şeyin haberi var mı Platon'un? Allah aşk platonik başlar, telepatik devam eder. Allah bizimki çok sempatik başladı, müthiş antipatik bir şekilde devam ediyor. Bu gidişle en son gırpıla gırpıla bir patik kalacak. Onu da artık arabanın aynasına asar orada sallandırır. Yok, yok. Hayır, hayır, hayır. Biz bitkisel ürün satıyoruz kardeşim. Bunlar ne ya? Bunlar ne? Ben sefil yüzler arıyorum, anladın mı? Sefil adam lazım bana. Anladım, anladım hocam. Fena değil. Wow.
Bu pandan merhabası. Selam! Uçun gidin lan hepiniz. Hadi bakayım. İşte kim geldi? Clark Kent geldi. Ne yapıyorsun burada? Kenara gel. Baş, dur. Bak, işte tam benim aradığım adam bu. Ben mi? Ne oldu? Gördün mü? Allah Allah, ben aranılan bir adam mıyım ya? Ulan meğer aranılan bir adammışım abi. Bilseydim önce gelirdi. Ve tamam, olur. Mevzu nedir? Ne yapıyorsunuz burada? Action filmi var. İstersen karate yaparım. Karateye marateye gerek yok. Reklam için senin birkaç tane fotoğrafını alacağız. Onlar bize yeter. Reklam? Ha, hiç reklam düşünmedim gelirken yani. Ben kariyer planlamamı ona göre yapmamıştım. Önce sinema filmleri falan düşünüyordum. Reklam, ha, ne reklamı? Ürünün bir önemi yok. Nasıl? Senin birkaç tane fotoğrafını alacağız. Çok ünlü olacaksın. Ondan sonra paraya para demezsin. Para mühim değil. Parayı hallederiz sonradan da. Ha, şimdilik şöhret kısmı bana lazım. Ha, tamam, paraya para. Para da önemli değil yani. Ne yapıyoruz? Böyle ha? Yok, yok, yok. Sen poz verme. Sen kendini bana bırak. Ben senin içindeki o müthiş yeteneği dışarı çıkaracağım. Şimdi... Açıkçası ben yüce bir amaç için buraya geldiğim için bana istediğini yapmana izin veriyorum hadi. Yani canımı çıkarabilirsin, istediğin her şeyi yapabilirsin. Etimden, sütümden faydalanabilirsin. O yüzden bir ısınayım bir saniye. Fakat eğer bir hafta içerisinde istediğim şekilde, istediğim kadar şöhret olamazsam... gelir aynı şeyleri ben de sana yaparım ve sadece zevk için yaparım. Esin! Esin! Ne var, ne istiyorsun Şevkat? Bozkır abinin mekanını açacağız. Gelecek misin? Gelmeyeceğim. Selam söylersin Bozkır abiye. Ama yalnız kalmazsın sen. Giderken yanına alacak birini bulursun mutlaka. Neye kızdığını biliyorum Esin. Seval'le aramızda geçmiş günlerin hatırından başka hiçbir şey yok. O da sevgili olarak geçirdiğimiz günlerin hatırı değil. Ben onları çoktan sildim, o defter kapandı. Zaten öyle olmasa onun yüzüne bakmazdım. Allah Allah, bu nasıl bir hatırmış da ben sizi sokağın ortasında böyle sarmaş dolaş görüyorum? Ya ne zaman sarmaş dolaş? Ha, ya kızın tansiyonu düştü bir anda. Ben de yere düşmesin diye apar topar onu tuttum. Buydu. Yani anlatmaya çalışıyordum ama dinlemiyorsun ki. Biliyorsun insanlar konuşa konuşa. Şevkat, Allah aşkına neyi dinleyeyim? Sürekli aynı şey üst üste denk mi geliyor yani? Vallahi denk geliyor galiba. Ben anlamadım ki nasıl iş bu. Ama ben Seval'le konuştum. Aramızdaki mesafeye dikkat etmesi gerektiğini söyledim. Yersiz samimiyetten kaçınmasını söyledim. Esin'in heyheylerinin tepesinde toplarsan külahları değişiriz dedim. İyice bir uyardım yani. Yani kızacak, kıskanacak bir durum yok ortada. Madem öyle bir durum yok, neden her çağırdığında koşa koşa gidiyorsun? Biliyorum ben bu Bora'yı hiçbir zaman sevmedim. O da hep benden nefret etti. Kanlı bıçaklı olduk yani. Ama bir gün Bora beni arayıp benden yardım istese koşa koşa yardımına giderim. Neden biliyor musun? Çünkü eğer benden yardım istiyorsa şu dünyada yardım isteyecek başka kimsesi kalmamış demektir. Ve hiç kimse bu kadar çaresiz olmayı hak etmez. Bunu anlayabilir misin? Tabii ki anlayabilirim. Ben sensiz yaşayamam Esin. Yani aşık olmak ilahi bir anlaşma yapmakmış. Her fani ecel gelince ölür. Ama ben eğer sen beni terk edersen ölürüm. Seni çok seviyorum Esin. Ben de seni çok seviyorum. Geliyorsun değil mi? Sensiz olmaz bak. Tamam. O zaman sen aşağı in bekle. Ben bir üstümü değiştireyim, geliyorum hemen. Ya... Gerek yok. Böyle de çok güzelsin. Ya sen zaten her halinde güzelsin. Hatta bana küsken bile. Tamam, en azından bir ruj falan süreyim. İyi, tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir şeyler söylemek istiyorum.
Cuma aklınla bin yaşa be. Ellerin de beynin gibi çalışsa var ya, yemin ediyorum yeryüzünde senden büyük usta yoktur ya. Üstadım övüyor musunuz, gömüyor musunuz beni değil ama sağlık kalpleriniz olsun be. Cevdet Bey, size ne kadar teşekkür etsem azdır gerçekten. Yani zenginliğin cepte değil de yürekte olduğunu gösterdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Asıl ben size teşekkür ederim hocam. Bu mahallede böyle güzel bir müzik evi açtığınız için. İşte mahallemiz şimdi gerçek anlamda bir mahalle oldu. Marika, Niko, Kazım, Üzeyir, Şevkat. Yani say say bitmez. Hepinize mahalle olarak tek tek teşekkür ediyorum. Yani dostluğun gerçekten zor zamanlarda olduğunu gösterdiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Ya bu mahalle gerçekten güzel mahalle be. Efendim Koray. Ne? Nasıl? Ne oldu Bozkır? Ya Koray'ın arabasının önünde kaza olmuş trafikte. Yani yetişemeyeceklermiş diye söylüyor ama... Başımız sağ olsun be. Ya Koray, kapattın. Bir kişi bile çağırmadı, bir kişi bile. Demek ki mahalleli uyandı duruma ve hepsi Esin'in yanında. Öyle değil mi? Ay ne bileyim Sevaş, sen tanıyorsun onları. Yok ya, böyle olmaz. Ya Şevkat çağırmayın dedi onlara. Ya da Esin Hanım şimdiden mahallede benimle ilgili kulislere başladı bile. Nedendir bilmiyorum ama çok koydu bana bu ya. Ben hemen bir kontradak çekeceğim buna. Ne yapacaksın ki? Ya şimdi oraya gidip keyiflerini kaçıracağım. Ya da eski dostlarıma sitem edip kendime bir hoş geldin kutlaması yaptıracağım. Oo, Hamdi hoş geldin. Merhaba. Gel, gel hoş kardeşim geldiniz. Gel. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyidir ya, fena değil. Bu mu saray yahu? Saray dediğin yerde 1000 kişi yaşar be. Bu sokakta gördüğümüz diye dükkanlar var ya, onlar bile büyük buradan. Burası Türkiye'vi Hamdi'ciğim. Burada 1000 tane türkü yaşar. Hani nerede o türküler? Hani? Şimdi sana keşfettiğim son sesi dinleteceğim. Erkan, çık güzelim. Çık oğlum. Bozkır Bey'in yeni keşfi sahneye geliyor. Erkan! Erkan abi, tanıdığımız Karadeniz'in üvey oğlu. Hadi bakalım. Ayna ayna ellere, ayna düştü yerlere, ayna düştü yer. Ayna kurban olayım seni tutan ellere, seni tutan el. Ayna kurban olayım seni tutan ellere, seni tutan el. Ben siz oturmadım be. Yok be. Nasıl buldun? Türkülerin ama ediyorsun be. Eh fena değilmiş. Başka yok mu? Olmaz olur mu ya? O bizim yerel sanatçımız var. Balat'ın en ünlü türkücüsü İsmail. İsmail. İsmail Burger hemen çok... Hemen ben arıyorum. O da biraz gecikti. Hemen şey yapacağım ben. Merak etmeyin, hallediyorum. Ne diyorsun usta sen? Çalıyor. Erkan, git hemen İsmail ol. Hadi bakalım. Süperman ol oğlum. Hadi Clark, hadi. Çalıyor efendim şu anda. Çok iyi bir yol açtın. Babamla aramı düzelttim. Bu gece herkes o binayı boşaltacak. Var ya, o binayı Şevkat'in gözünün önünde başına yakacağım.
Ne demişler? Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın varmış. Bundan sonra yanımda değil, hep gözümün önünde olacaksın. Geliyor, geliyor. Bozgur baba, yüksek müsaadenizle ben sahnedeki yerimi almak isterim. Çık lan, çık, çık, çık. Karşınızda İsmail, hep beraber akışıyoruz. Çıktım şehir yoluna, ol arısı tesir etti canıma, yaradanım merhamet et oğluna, yazık oldu yazık şu genç ömrüme, bilmem şu fe Leyin bana cevirine. Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu fe. Leyin bana cevirine. Sağ olun, var olun, sağ olun. Olmadı işte. Yapamadık. Bozkır, meşhur şarkıcılar çıkacak diyordun. Hani ne gelen var ne giden? Hammiciğim, sana bir şey söylemem lazım. Yani biz aslında bu akşam sana şunu söylememiz gerekiyor ki... Bir Ankaralı olarak ben de İstanbul trafiğine maruz kaldım ama helikoptere atladım, geldim. Yakışır. Canım benim, canım benim ya. Bozkır baba, bu mekanda sahne almak benim için çok büyük bir şeref. Çünkü çok güzel bir ailem var, dostlarım var. Her sahneye çıktığımda aynı heyecanı yaşıyorum. O yüzden siz dostlara çok kıymetli bir eser okuyacağım. Mazlum Çimen'den gelecek. Mazlum Çimen'in eseri. Armağan olsun. Aktı gözüm yaşı sel oldu.
Yaz bağrım döndü kış oldu. Sen benden gittin gideli. Yaz bağrım döndü kış oldu. Sen benden gittin gideli. Kendimden kurudum düştüm dalından. Öyle bıkmışım ki kendimden kurudum düştüm dalından. Sanki ruhum çıktı canımdan. Sen benden gittin gideli. Sanki ruhum çıktı canımdan. Sen benden gittin gideli. Böyle be. Hatta her hafta böyle yani. Kırmıyorlar. Arıyorum arkadaşlar, dostlar, eskileri. Geliyorlar. Haftaya gel bak, başkaları da var. Daha var, var. Bir hareketlenelim, bir kendimiz de gelelim. O pamuk elleri bir kavuşsun bakalım, hadi bakalım. Telgrafın tellerine kuşların konar. İnsan sevdiğine canım böyle yanar. Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma. Bu gençlikte neler geldi cahil başıma. Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma. Bu gençlikte neler geldi cahil başıma. Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma. Dümenden mekana sıvısı diyorduk ama bak gördün mü? Oraya avcı geldi. De gelmeyeceğim diyordum. Hiç hatırlatma. Eh peki hatırlatma. Ya da hatırlat. Ama sonunu hatırlat. Neden biliyor musun? Neden? Bu akşam bir kez daha iyi ki bu mahalleye taşınmışım dedim. İnsan burada kendini hiç yalnız hissetmez. Sen onu bir de bana sor. Sen bana küsünce hiç öyle olmuyor. Sanki böyle uzaya fırlatırmışım gibi oluyor. Neyse. Bir daha küslük olmasın olur mu? Ya ne olursa olsun en ufak bir şeyde gel benimle konuş. Ya istiyorsan bağır, çağır, vur, kır, parçala. Bana şiddetle uyar. Ama yeter ki benimle iletişim kur. Beni yok sayma. Çünkü ben senin için varım. Sen benim aşık olabileceğim son adamdın. Şimdi bütün dünyam oldun. Çok garip değil mi? Aşk olsun ya. Neyi mi gördün? Neyini görmedim ki? Düşünüyorum bazen diyorum ki ben hani böyle bir sorun yaşadım ya. Ha delirdin. Ya, delirdim evet. Eğer o hiç olmasaydı da sana aşık olur muydum acaba? Ha ben kafayı üşüttüm de ondan aşık oldum sana diyorum. Yok tam olarak öyle demiyorum da. Ya o olaydan sonra ben çok değiştim. O dönüm noktası gibi bir şey oldu benim için. Böyle çok ani duygu değişimlerim var mesela. Yok bence abartmayalım. Yani en fazla fabrika ayarlarına geri dönmüşsündür. Zaten arızası olmayan kadın benim için normal değildir. Şaşkırım Oscar. Mahalle arasında hem mütevazi bir yer aç, hem de Koray Avcı gibi ünlü birini çıkar, tıklım tıklım olsun. Hayret vallahi. Sen hiç tanımamışsın benim kocama Hamdi'ciğim.
O hem işinde hem eşinde çok başarılıdır. İşinde, eşinde en iyisini seçti benim kocam. Ya o kadar abartmaya gerek yok. Yani ben hep derim, azim ve sabır mutlaka başarı getirir. Neyse, biz kalkalım istersen amcığım. Tamam. Bir Türkiye evine uğrayalım. Olur. Sen oraya bir uğra, Türkiye evine. Orada buluşuruz. Ben de Cevdet'in antika dükkanına bir uğrayıp geleceğim. Tamam, görüşürüz. Buyur. Güle güle. Vallahi bu yalan iyi oldu Gülbin, işimize yaradı. Aslan kocam benim. Evimin direği, güle güle git. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun inşallah. İnşallah. Vallahi çok iyi oldu. Sen de şeker gibi oldun. Şeker. Hadi oradan be. Ne şekeri? O kendini beğenmişin yanında biz böyle sefil görülmeyelim diye rol yapıyorum ben, rol. Şekermiş. Senin o şekerin çoktan eridi gitti. Çürüttün. Ömrümü çürüttün. Bitirdin, hayatımı bitirdin. Sana bir şey demeye gelmiyor biliyor musun? Yani bir dokun bin ajit. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Güle güle. Oh. Ay şöyle başımı dinleyeyim biraz. Cır cır cır. Naci abla! Ey! Naci abla! Nerede lan bunlar? Vallahi kimse yok. Oğlum bunlar ne ara taşındı ya? Hiçbir vedalaşmadılar da. Ata ağızlara bak sen. Ne ayakla bunlar? Allah Allah. Yani şimdi alacaklardan falan kaçıyorlar desem. Yani bunlar komple bırakmış binayı gitmişler ya. Ey! Bunları uzaylılar kaçırmış olmasın be ya, ha? Gazetelerde, sosyal medyada falan okuyoruz. Uzaylılar geliyor, kaçırıyorlar. İnsanlara çip takıyorlar, takip ediyorlar sonra be ya. İnan Bayım Mundar ağa, palavra. Ben Norveç'te bizzat hükümete dilekçe yazdım. Bunların astarı var mı diye. Koca teknoloji bakanı evime kadar dosyayla geldi dedi. Yok oğlum öyle bir şey dedi. Olur mu öyle şey be ya? Bakan seni keklemiş vallahi. NASA açıklama yaptı abicim. Çiplerin üstünde inceleme yapmışlar. O çiplerin hiçbir elementi dünyada yokmuş. Buna ne diyorsun? Ben bilime inanırım be. Ne yani şimdi konuyu komşuyu komple uzaylılar böyle üstü ya aldılar mı yani? Sevgili atağızlı tellak. Uzaydan uzaylılar gelmişler. Böyle milletin belini diye çekmişler haciz memurlarıyla birlikte. Ondan sonra eşyalarla birlikte tekrar uçmuşlar gitmişler. Evet. Yani ne oluyor? Parasını ödemezsen haciz memurları uzaydan bile gelirler oluyor. Dalga geçin bakalım siz, dalga geçin. Ya uzaylılar sizi kaçırıp bir tarafınıza çip yerleştirince Cuma Usta haklıymış. Çip dediler mi? Siz dersiniz artık. Çip. Allah. Ya Cuma. Ha. Sen onu bunu boş ver de senin bu hani taşla diş çıkartma olayın var ya. Ben onu hamamda herkese anlattım. Abi misin be ya? Anlattın mı? Vallahi dillerden dillere yayılacak. Çok zengin olacağım. Aferin Kasım. Aferin oğlum. Zengin olacağım. Aslanım benim. Manyak mıdır nedir ya? Allah Allah. Oo Şevkat abi hoş geldin. Nasılsın? İyi sağ ol Hakan. Sen nasılsın? İyi abi ne yapalım aynı. Kimliğini versin. Sanki böyle çok sevdiğim bir akrabamı ziyarete gelmiş gibi hissediyorum ha. O kadarcık mı? Ben de baba ocağına gelmiş gibi hissediyorum dersin diye beklerdim. Yok. O stada gidince oluyor. Ha. Şu renklerin asaletine bak ya. Asalet kişiye göre değişir canım. Sen siyah beyaza bakınca görürsün asaleti. Ben sarı kırmızıya. Heh, ver Hakan. Ayık olun ayık. Şöhret geldi. Şöhret. Celebrity. Oğlum meğer ne yetenekli adammışım. Ne aranılan bir yetenekmişim haberim yok ya. Yönetmen var yaşası var. Yönetmen bayıldı bana oğlum. Vaş dedi lan. Herif vaş dedi. Duydum oğlum vaş dedi ya. Oo yaktım seni var yaktım. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Kalk. Benim canımı sıkma. Allah Allah. Bana bakın. Şimdi tanımıyor olabilirsiniz ama yakında tanıyacaksınız hiç merak etmeyin. Üç vakte kadar şöhret. Ah Bahar, yaktım seni yemin ediyorum yaktım. Bütün kötülükler bende. Aşk, sen de aşkınla mest et beni Bahar. Bir arayayım bakayım ne yapayım? Ne
Ne var? Bahar dalım. Sultanım, canım. Acayip bir müjdem var sana. Dün bir reklam filminde oynadım biliyor musun? Sabaha kadar çalıştık. Ya yönetmen bayıldı bana. Yemin ediyorum bayıldı. Herif vaş dedi biliyor musun? Kamerayı var ya yaktım yaktım çalışmıyormuş. Şimdi bir dizi film yapacaklarmış tamam mı? Kötü adamı da bana veriyorlar. Kızım. Milenyumun en kötü adamı olacağım. Erol Taş bir, ben iki. Onun yanına gömeceklermiş beni ölünce biliyor musun? Atma lan yemezler. Ne alakası var yemin ediyorum ya. Yalanım varsa benim için iyi adam, hoş adam, şerefli, karakterli, mükemmel bir adam desinler ya. Ya inandım. Senin ne oldu? Ben senin kollarını atlayayım. Ne dedin? Ne dedin? Allah'ını seversen bir daha söyleyeceğisi var da duysun. Ne dedin? Ha? Dur. Hoparlörü açıyorum. Dur, şeysi var da duysun. Ya diyorum ki senin ne oldu? Ben de senin kollarını atlayayım. Allah! Ya sen ne diyorsun kızım? Sen yeter ki işte yeter. Survivor'a katılırım. Ünlüler takımında onların hepsini deviririm be. Hey! Ya, güzelim benim. Bir döneceğim ben sana. Döneceğim merak etme. Çüss. Bekle. Ya canım benim. Of be. Şusu var. Şusu var. Sen verdin değil mi bana? Gel koçum benim. Gel. Seni bir alnından öpeyim. Hayır. Güzelim benim. Aferin. Aferin lan. Kahve mavi bir şey söyle oğlum bari şöyle. İçerim lan. Bir zevk kahvesi için. Yalnız gördün mü be patron? He. Yenge de amma karaktersiz çıktı be. Lan ünlü olacağını duyunca hemen koyverdi cilveyi. Ne biçim konuşuyorsun lan sen, he? Ne biçim konuşuyorsun oğlum? Bana bak, seni var ya safariye götürür, gergedanlara öptürür, timsahlara da atarım ha seni. Canım sıkma benim. Yürü git bir kahve söyle. Serebetiyim lan ben. Üç vakte kadar ünlüyüm. Vallahi Cevdet Bey, elinize sağlık. Çok güzel oldu dükkan burada ya. Mahalleye de çok yakıştı gerçekten. Güzel oldu değil mi? Bak gerçekten güzel oldu. Ha bu arada çok çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Dükkanınızı kullanmamıza izin verdiniz. Hamdi gitsin. Biz yine eski haline getirip size teslim edeceğiz. Çok teşekkürler. Sağ ol. Hiç gerek yok hocam. Güzel oldu. Yakıştı mahallemize. Böyle devam edin. Valla biz öyle düşünüyoruz bakalım. Herhalde öyle gidecek biraz daha. Cuma ile beraber. Çekilsin. Mali şube mi? Ruhsatsız eğlence mekanı işleten birini ihbar edecektim. Alo. Rejistörüm, canım. Ne oldu bizim reklamaya? Ha? Fırtına falan hiçbir şey kopmadı. Ha? Bana bak, boşuna mı çekildi o kareler? Canımı sıkma benim ha. Poz verdik lan o kadar. Hemen çıkmaz. Outdoor reklam olacak o. Outdoor reklam ne lan? Ha? Ne demek o? Su geçirmez bir tarafı mı var onun ya? Yani böyle işte reklam panoları, pankartlar, yolların kenarlarında dev panolar öyle düşün. Oh, güzel. Cillop, cillop. Ha, bir şey söyleyeceğim direktör. Ha. Senden spesiyel bir ricam olacak güzelim. Spesiyel bir ricam? Ya sana şimdi adresi versem, sen manitanın tam evinin karşısına diker misin o panoyu? O benim işim değil. Ama yani bir şeyler yapmaya çalışırız, söyleriz. Ara sokak falansa o iş biraz zor. Ama senin için şöyle kocaman bir pankart yaparız. Ulan spesiyel bir ricam dedik ya. Ne konuşuyorsun oğlum sen? Çakal! Benim canımı sıkma. Ben öyle ekmek arası, sokak arası falan anlamam. Ya o pano dikilecek ya da dikilecek. Anladın mı lan çakal? Emin misin Şefik? Önce reklamı bir görseydin. Göreceğim oğlum. Zaten fotojeniyim ben. Anlatabiliyor muyum? Ya bir saate kadar diksinler panoyu. Ben de gidip yengene hava atacağım. Tamam mı direktör? Hadi bakalım. Hadi koçum benim. Bir dakika öyle olmaz. Sen birazdan git dur bakayım göğüslerinde. Buyur Zekeriya dayıcığım, senin derdin neydi? Kısırlık. Ya atma, yalan konuşuyorsun. Doğrusunu de. Prostat. O kolay ama 50 liranı alırım. Gel geç bakayım. Efendim siz aynen şu tuşu kolye yapacaksınız. Boynunuzu asacaksınız. Fakat canlı renkler giyin. Bak ikisi böyle olduğu zaman kayboluyor bunların arasında. Bunu farklı tişörtler giyin. Kırmızı giyin, pembe giyin. Canlı enerjik olur böyle. Enerjiniz yükselir. Her şey çok güzel olur. Kısmetiniz açılır. Gerçekten kısmetiniz açılır. Hadi bakalım. Peki bunlar ne zaman olacak? Peki ne zaman olur bunlar? Ne zaman olur? 3 dolunay geçecek. Ondan sonra ilk güneş tutulmasında o size böyle yarenizi manitanızı alacak getirecek olur güneş tutulması. Hadi bakalım. Peki bu adamın benim kısmetim olduğunu nereden bileceğim? Nereden anlayacağım? Bunu daha önce ben hiç düşünmemiştim. Nereden anlayabiliriz ki? Gözyaşlarından. Sizi görünce buradan böyle damlacık süzecek, onlar akacak. Sizi görünce aman yarabbi diyecek, koşaraktan gelip savunacak size. Hadi bakalım koşarak. Yaşadım, çok teşekkürler. Sağ olun. Koşarak, hadi bakalım. Hadi gel. Sen de otur, gel. Ablalarım, abilerim inanmayın buna, bu şarlatan ya. Sebze meyveyim, beliniz açılır yani. Kaç tane şişe ya? Böyle cahillik var
diyorum ya. Bırak. Hey! 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Konuşuyorlar Norveç fıçısı. Ne konuşuyorsun? Kendisi oradaki çay satamayan gelmiş bana burada ticaret mi öğretiyor şu anda? Ya sen Üzeyir, sen ha? Hemen doğru karpuzların yanına gideceksin. Onlara böyle şırıngayla suyu basacaksın ki şişsinler. Onlar kilosu fazla gelsin. Hadi bakalım. Püüü yok. Vallahi billahi yok öyle bir şey ya. Bana burada ticaret mi? Yürü gidin. Abi lan! Yürü gidin! Vallahi kapınızı patladım. Ay taşlar. Taşlarımız var. Her türlü olaya karşı hepimiz relax oluyoruz. Hiçbir şeyimiz kalmayacak şimdi. Bunların hepsi unuttuk, geçti gitti. Neyin var? Neyin var senin Allah'ını sever sen? Neyin var senin? Prostadı mı var? Sadece o mu? Bravo Necip! Paslı oyna. O da olur, o da olur. Bak boş, boş. Bak kaçıyor. Adam ne koştu ya? Bravo Lens! Bravo Lens! Sen böyle bütün futbolcuların isimlerini biliyor musun? İsimlerini, soy isimlerini, nerede doğduklarını, hangi altyapıda yetiştiklerini, hangi takımdan geldiklerini, nerede oturduklarını. Oo. Bravo valla. Ben sadece Şenol Güneş'i biliyorum. Ne olarak biliyor? Şey işte sizin teknik direktör değil mi? Yanlış. Şenol Hoca bir filozoftur. Ne alakası var saçmalama. Bravo oğlum, çok güzel. Ciddi misin sen? Gayet. Ya bir... Maçtan sonra basın mensuplarından biri Şenol Hoca'ya... ...hocam neden hiç maçta kafayla gol atamadınız diye soruyor. Şenol Hoca da biz kafamızla düşünür, ayağımızla gol atarız diyor. Yani şimdi bu adam filozof değil de nedir ya, değil mi? Tolgay! Tolgay! Adam evvel duruyor orada ya! Ya pasını at ya! Şey yap, selam ver geçsin ya! Allah, para makinesinin bile kapısı gitti ha o para saymakla. Hayırlı inşallah, ne oluyor ya? Ne oluyor? Merhaba. Hayırlı işler olsun. Bak sana ellerimle yaptım. Selamlar. Spesiyel. Öyle açtık dükkanı. Merhabalar. Aa, gel kardeşim. Burada mıydınız? Gel canım, gel. Ay. Otur. Merhaba. Ay. Şöyle. Hoş geldin. Bozkır, diyorum ki, düşündüm. Bu yetmez bize. Biz türkü sarayları zinciri kuralım. Ne dersin? Kuralım tabii ya. Yani çeşme akıyorken küpü doldurmak lazım. Yakışır. Hatta... Ben diyorum ki biz bir müzik şirketi kuralım. Konser, monser böyle organizasyonlar yapalım. Ve dünyanın bütün ülkelerinden kıymetli halk sanatçılarını burada ağırlayalım. Nasıl? Ne oluyor lan? Cevdet'le konuşmalarınızı duydun mu Bozkır? Oyun bitti artık. Yalanın ortaya çıktı. Mali şubeye ihbar ettim seni. Ruhsatsız mekan açtın diye. Ulan Hamdi sen ne aşağılık bir adammışsın be. Tüh sana. Bozkır. Bak arkadaşına ispiyoncunun ahlaksızın tekiymiş. Sohbeti biraz bırakabilir miyiz? Hamdi kim? Sen misin? Evet benim. Hakkında nitelikli dolandırıcılıktan suçlama ihbarı var. Bizim de karakola gideceksin. Bir yanlışlık olmasın. Ben kimseyi dolandırmadım. Yok ya. Almanya'da sabıkan var. Burada da 40 kişiden ihbar var, şikayet var. Ulan Hamdi, sen nasıl sahtekar bir adamsın ya? Yıllarca beni yalanlarınla, dolanlarınla ezdin be. Ulan ben hiç olmazsa var ya, namusumla kazandım. Bir seni gibi sahtekarlık yapmadım lan. Bir de biz seni evimizde yedirdik, içirdik, ağırladık. Seni ahlaksız seni. Sen ne dolandırıcı çıktın, ne ahlaksız bir adam çıktın. Sen benim aslan gibi kocama laf edecek adam mısın sen? Hadi şimdi git hapislerde çürü, hadi. Nasıl konuştum ama? İyi konuştum değil mi? Hıncımı döktüm be. Ama sen de var ya iyi konuştun. İyi durdun yanımda Gülkin. Sağ evet, iyi durdum. Ben kime karşı nasıl iyi duracağımı gayet iyi bilirim. Ha, sana gelince anladım. Sen bu dolandırıcı ukala için Türkü Sarayı açtın. Benim için ne açtın? Hiç. Şimdi bir hafta Kara Şimşek'e talim. Ne oldu Bozkır abi? Hayırdır ya? Ne bileyim, ben hasta ya.
Apis mafis mi yani? O kadar uzun boy mu? Aynen öyle. Hamdi Bey. Vallahi elimde çok güzel sabır taşlarım var. Dilerseniz size verebilirim. 10 yıl nasıl geçer hiç anlamazsınız. Çıkın diye be. Ver ver Cuma ver. Lazım olacak. Ulan ben içeri girsem hiç olmazsa bağlama çadar türkü söylerim. Bu zaman geçer. Sen ne yapacaksın? Ver lan bütün taşları. Ne varsa. Taş yetmez be ya. Kaya lazım ona kaya. İyi günler. Maliye'den geliyoruz. Burada kaçak bir Türkiye evi işletmesi varmış. Bozkır Sulak kim? İşte bu adam. Ben ihbar ettim. Ben yandım ama seni de yakacağım Bozkır. Ruhsat var mı? Vallahi biz daha yeni bunu demo olarak açtık yani. Demonun ruhsata ihtiyacı var mı? Evet ya biz açmadık. Daha açar gibi yaptık ama açamadık. Yani evet. Paketinde daha ya. Paketinde daha açılmadı. Demo memo anlamam kardeşim. Ruhsatı görebilir miyim? Kör talih işte. Beyefendi keşke şu gittikten sonra gelseydiniz de keyiflenmeseydim domuz. Çok güzel. Talişka. Vay koçum benim fotoğraf çektirdi be. Yakaladın mı lan? Keltoş yakaladın mı? Aferin. Ya ama çok büyük haksızlık bu. Neydi sizin kalecinin ismi? Fabri. Ama bütün herkes ona şut çekiyor. Kaç tane adam hangi birini yakalasın zavallı? Ha yok. Yok yok. Ya bu şimdi kaleci antrenmanı olduğu için o geçiyor kaleye. Hani sırayla şut çekiyorlar ki hani kalecinin refleksleri falan. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Yani. Hemen yedin ama ha. Kadınım ya ben. Anlamam futboldan çünkü değil mi? Ya yok canım ne alakası var aşk olsun. Sonuçta bizim de dişi kartallarımız var sonuçta. Tövbe bismillah. Ne oldu, korktun mu sen? E korktum tabii. Pardon da Taliska vuruyor yani. Onun şutu adamın suratına bir geçse Allah muhafaza, Allah darmadağın eder ya. Su getireyim mi sana? Yok, daha ne dedi ya. Bravo Taliska! Çok güzel. Hay yavrum be. İnşallah maçlarda da böyle. Beni gördü ya herhalde, ondan bana şey yaptı. Pardon hocam, pardon Şenol hocam. Tamam, sustum lan. Şükür olacak, hızlıyor çocuklar. Yani işletme var ama ruhsat yok, öyle mi? Ya maalesef yok. Var efendim var, ruhsatımız var. Olmaz olur mu ya? Ruhsatımız burada. Hiç merak etmeyin, ilk gün yaptırdım ben. Mal sahibi benim, Bozkır Bey de işletmecisi. Tamam, her şey kanuna uygun. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz efendim. Yine bekleriz. Akşam gelin efendim, alaya da bekleriz sizi. Vallahi bizim mahallenin alayıyla dilisi hiç eksik olmaz yani. Bekleriz. Hayırlı işler. Doğru. Yaşayan bilir. Aman gidiyorlar galiba. Allah kurtarsın sizi. Abi. Bak, vallahi taşlarım var, verebilirim. Hapislerde çürü. Hadi. Yürü, yürü, yürü lan sen. Seni, hadi. Ulan sen dükkanı kendi üstüne mi yaptın? Bekle, bekledim ha. Bozkır Bey. Şimdi size ortaklık teklif etsem hayır diyecektiniz yani. Ben iş yapacak dükkanı da kaçırmak istemem. Ticaret erbabıyım sonuçta yani. Her yere akik koydum. Dükkanın her yerine akik koydum böyle bereket taşsın diye. Ne olur kıymayın bana be ya. Lan ben sana kıyar mıyım be ya? Ulan dükkanı kurtardım be. Cuma! Ay. Ay. Al bakalım. Hadi gelin soğuk bir şeyler içelim o zaman be ya. Dükkanı açalım, hadi dükkanı açalım ya. Oh be. Vay be. Lan bir alem bu ya, vallahi ya. Bugün yemin ederim. Sen var ya. Aa, ne oluyor ya? Hay ne toplamıyoruz, mayva mı oynuyor burada? Seninki Ağda reklamında oynamış. Yok artık. Vallahi bunu kim keşfetmişse harbi helal olsun. Sonuçta bundan daha akıllı bulamazlar daha da reklamında oynayacak. Çek kardeşim çek. Çek. Pes. Hey,
İsmail, parayı taştan çıkaracaksın diye boşuna dememiş atalarımız be ya. Vallahi ben geç uyandım bu işe. Çok para yapıyor bu taş işi, çok. Usta, hangi bir laf var ya, taşı sıksam suyunu çıkarırım diye. Sen bu işin suyunu acayip güzel çıkardın ha. Yalnız şu Erkan'la alakalı konu ne olacak? Ben ona bir takıldım, sormak istedim sana. İsmail, benim olduğum yerde bundan sonra sen konuşmayacaksın, tamam mı? Bundan sonra benim olduğum yerde sadece para konuşur. Para da bende olduğuna göre sadece ben konuşacağım. Ona göre ağzını açma. Selam. Seval Hanımcığım, hoş geldiniz. Bu ne şeref efendim. Buyurun, oturun yani. Çık bakalım İsmail sen. Buyurun. Hadi dışarıda bekle sen biraz bize. Bakalım. Hoş geldiniz. Sizi burada görmek ne büyük şeref. Hayırdır? Bir uğrayayım dedim ya. Merhaba diyeyim dedim. Çok meşgul etmeyeyim ben seni. Meşguliyet ne demek? Meşguliyet senin K9'un olsun be ya. Allah Allah, sen beni ne meşgul edeceksin? Çene çalıyorsun işte, ne güzel olur. Bir şey diyeceğim, sen yabancı değilsin. Anlat bakalım, hayırdır? Böyle diyorsun ama... Aşk olsun size Cuma'ya. Hayırdır inşallah. Eğlence yapıyorsunuz, çalıp oynuyorsunuz. Koray Avcı bile geliyor ama ben davet edilmiyorum. İstenmiyor muyum yoksa? Sen orada değil miydin o akşam ya? Çağırmadık mı? Hiç mi sen uğramadın mı? Ama çok kalabalıktı, o yüzden ben gözden kaçıp ikinci ayıbımı yaptım şimdi için. Tekrar özür diliyoruz o zaman. Ama sen yabancı mısın kızım be ya? Oraya gelsen sana kim, niye geldin acaba? Sen var mı diyecek? Niye gelmedin sen? Hadi ama niye gelmedin? Hadi bakalım. Vallahi mahalleye döndüm. Bir elimi sıktınız, o kadarcık. Daha nereden sıkacaktık? Pis pis konuştun mu beni şimdi? Hani bir eğlence? Ya şöyle çalgılı çengili bir eğlence hak etmiyor muyum ben? Çalgılı çengili eğlence. Türkiye evinde yaparsak yerle başı yüz kaymeden Niye hak etmeyeceksin sen be ya? Niye hak etmiyorsun sen? En güzelini hak ediyorsun bu akşam senin için. Çalgılı çengili bir eğlence yapacağız. Hoş geldin mahallemize. Abi Nikocan. Neredesin sen? Bugün kayıtların günü. Ya işte testlere gittim. Bizim antrenmanı falan seyrettim. Gökhan Gönül takımla birlikte çalışmalara başlamış. İşte 5-5 çift kale maçı falan izledim. Gerdo falan acayip şut çekiyor bilmem ne. Öyle yani, antrenman izledim. Bizim çocuklara baktım nedir ne değildi, kontrol ettim. Ne oldu, hayırdır? Bina boş. Herkes sıra kadem bastı. Ben de seni bekliyorum. Ben bekliyordum zaten böyle bir şey. Ne zamandır bir dümenler dönüyordu burada. Evet. Dur bakalım, çıkar hayırlısıyla. Şevkat. Merhaba yeğen. Taş vereyim mi? Şevkat. Efendim Seval. Ya. Efendim. Dün eğlence olmuş. Kimse beni çağırmadı. Sen mi söyledin yoksa? Niye öyle bir şey söyleyeyim kızım? Allah Allah. Başka bir eğlence olur, ona gelirsin yani. Ben de öyle düşünmüştüm. Eski dostlar benim için bir eğlence düzenliyorlar da artık sen de gelirsin herhalde. Yok, kusura bakma, ben gelemem. Şirketi temsil eden Miço'yu gönderirim ben. Oysan, iki çay rica edebilir miyiz? Yeni çay demledim. 5 dakikaya tazesinden getiririm. Ama Şevkat, yani biliyorsun, okudum hani karşılıklı misket. Kızım sen de bütün yapacaklarını bana kitlemişsin. Olacak iş mi yani bu şimdi? Ne yapayım Şevkat ya? En güzel günlerim onlarmış. İnsan eceli gelince anlıyor. Ama şöyle ecel mecel konuşma ya. Tamam gelirim, bir oynarız misket, ne yapalım? Ay, dünyalar benim oldu. Seval ne yapıyorsun ya? Ama ben sana demedim mi? Bak nizami şarj bile olmayacak dedim ya. Ay kusura bakma Şevkat ya, dalmışım. Dalma. Dalma çünkü sen dalınca ben boğuluyorum ya. Görüyorsun değil mi Nikü? Resmen mayın tarlasında dolanıyoruz yani. Patladık patlayacağız. Hayat bir imtihandır Şevkat. Ama okula benzemez. Sınıfta kalırsan bütünlemede kolay sorarlar. Ama hayat sen ders almadıkça daha sert imtihan yapar oğlum. Uyanık olacaksın. Her an tetikte olacaksın.
Bence sen de tetikte ol. Görüyorsun işte. Sana havadan, bana karadan. Gel bir kahve içelim. Haklı be. Kızı bir hoş geldin partisi yapmadık yani. Türkiye evinin açılışına çağırmadık kızı. Kız mahallemizin kızı, biz çok ayıp ettik be ya. Bugüne bugün ben Türkiye evinin ortağıyım. Öyle değil mi üstadım? Yapalım tabii canım yani. Orada bir sorun yok. Yani kızın da hatırı kırılmasın, ne bileyim. Şimdi Bozkır Bey, siz bazı meselelere pek vakıf değilsiniz. Söyle ki, şimdi bu Seval geldikten sonra Sevkat ile eşinin arası bozuldu. Neden derseniz, çünkü eskiden bu Seval Sevkat'in sevgilisiydi. Yani sizin anlayacağınız pek nazik bir konudur. Ha, bak işin o kısmına karışmam. Kızı siz tanıyorsunuz. Ben benim kızı tanırım. Gerisini de tahmin etmek o kadar zor değil yani. Hah, siz şimdi öğrendiniz, duydunuz. Şimdi demem ki hiç yapmayalım. Yapalım tabii ama birazcık zamana yayalım dedim ben. Aynı zamana yayacağız be ya. Allah Allah, hoş geldin partisi ne zaman yapacağız? Giderken mi? Kız kocayınca mı yapacağız yoksa yani? Bence büyük ayıp ettik, hatamızı telafi etmemiz lazım. Hemen yapalım. La hatamızı Tesla. Dün kızı çağırmadık, ayıp ettik, ona eğlence düzenleyeceğiz. Yarın Esin'i çağırmadık, ona ayıp ettik, ona eğlence düzenleyeceğiz. Böyle bir grif, böyle sarmalın içinde sonsuza kadar sürer, biz topaç oluruz lan ortada. Ne anlatıyorsun sen, grif bir tarma bilmiyorum. Bence eğlence de çok güzel olur. Hep böyle yapalım bence. La oğlum, Bozkır abi doğru söylüyor. Biz bu toplara girmeyelim acı. Bak. Hangi toplara girmeyelim? Allah'ın seversen. Ayrıca biz Esin'e hoş geldin partisi yapmadık mı? Yaptık. Pankart yazdık burada, havai fişekler, konfetiler, davullu zurnalı. Hatırlayın be ya. Kız sanatçı kız. Vallahi alınmaz böyle şeyler. Takmaz bence. Sevgili dostlar, biliyorsunuz ki global dünyada en önemli şey kapital. Tabii canım. Size olan teklifim şudur. Bence galeriden bir resim satın alın. Yapacağınız eğlencede Seval'e hediye edin. Bu sayede Esin'in de cebine 3 kuruş para girsin. O da sebeplensin. Lan olsan yerim senin kapitanını ha. Norveç mi lan burası? Ticari böyle bir takım bir şeyler öneriyorsun millete. Hayret bir şey. Vallahi senin dediğini yapacağımıza Esin'in dükkana komple kamyonla girelim daha iyi vallahi. Vallahi mı be? Vallahi tabii ya. Bende müthiş bir fikir var. Bence Atağızlı Şefkat'e soralım bunu. Muhteşem evet, fikir. Evet. En önce söyleyeceğiniz şeyi en son söylüyorsunuz. Hadi kalkın gidelim Allah'ını severseniz be ya. Ayrıca bizim konuşmamız gereken şeyler hadi var. Hadi. O fix menüyü ne yapıyoruz? 75 kağıt iyi midir sence? Ne 75'i lan? Daha yine açık oğlum dükkanın. 30'a bağla sen. 30'a bağlayayım ha, 30'a bağlayayım. Bekleyin beni be ya, 30'a bağlayayım. Çaylar ama... Kuş deyip geçme Sevkat. Atalarımız boşuna uğur saymamış. Ya nereye bağlayacağını çok merak ediyorum Niko ya. Bak. Uzak Doğu felsefesinde... Ya sorduk mu? Sorduk mu ya? İlgilenmiyorum Uzak Doğu felsefesiyle, Allah Allah. Bilgiye kapalıyım ben bugün ya. Selamünaleyküm öyle. Sevkat, sana bir şey söyleyeceğiz. Bu cuma var ya, bu cuma Seval'e bir söz vermiş. Şimdi biz hep beraber düşündük acaba ne yapacağız diye, doğru olur mu diye. Yani sana da düşmeye geldik uygun mu diye. Hiç sorma Marika abla ya. Vallahi ben de bir söz vermiş bulundum, ne yapacağım bilmiyorum. Oldu o zaman bu iş be ya. Vallahi eğlenti başlasın, çalsın sazlar, oynasın kızlar. Bağırma lan. Oğlum sana bir dayak borcum var, ilk fırsatta ödeyeceğim, unutturma bana. Neyse hakkınızı helal edin. Ben şimdi 3. Cihan Harbi'ne gidiyorum. Sağ çıkarsak konuşuruz. Ne oldu lan? Ne oldu? Bu da şimdi durduk yere. Mama. Seval boynuna sarılıp şap diye öptü. Kör talihe bakın ki Esin de bunu gördü. Ama benzeye bunda bir çapanoğlu var. Niye çapanoğlusu be ya? Çapanoğlunun sülalesi var bu işin içinde. Harbi mi be? Bence biz var ya komple gidip hamama sığınalım. Birazdan ortalık karışacak, savaş çıkacak, bombalar patlayacak mahallede. Hadi, hadi. Yani o zaman şöyle yapalım. Madem bu eğlence işi fixlendi, bu akşam hepinizi bekliyoruz. Yalnız küçük bir ayrıntı var. Bu akşam adam başı fix menü 50 kağıdınızı alırız. Haberiniz olsun. 50 lira mı? Canı yok canım ya. 50 lira. Ya 60 liraya düşündük, 50 liraya kanaat kırdık. Vereceğim bir parça peynir be. Ne ya be, peynir olur mu? Ak gibi yiyorsun sen 2 saattir orada. Bırak Allah'ını seversen. Hadi. Konuşabilir miyiz? Konuşalım. Ama kısa ve öz olsun lütfen. Ya şimdi dün gece kimse Seval'e eğlenceye davet etmedi ya. Kız biraz çellemiş. Yani sonuçta burada bütün mahallenin tanıdığı... Şevkat, uzuyor şu an. Kısa ve öz lütfen. Akşam Seval'e hoş geldin eğlencesi düzenlenecek. Ne güzel. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz. Sen de gidiyorsun değil mi?
Yani gidiyorum. Ama zaten bütün mahalle geliyor. Sen de gelmek ister misin? Hiç istemem. Size iyi eğlenceler. Ya bak, ben Seval'e aramızdaki mesafeyi korumasını söyledim. Ama o bir şekilde bunu açtı yani. Ama sonra ben gittim, tekrar uyardım. Sonra da buraya geldin. Seval için hoş geldin eğlencesi düzenliyoruz Esin. Sen de gelir misin diyorsun ha? Vallahi iyi cesaret. Peki bir şey soracağım Şevkat. Seval seni niye öptü bugün? Unuttuğu için mi? Yoksa unutturmamak için mi? Cehaletten diyelim. Herkes lafı bir seferde anlayamıyor. Peki hanginiz cahil olan? Sen misin yoksa o mu? Onu çok masum görüyorsun da. Küs müyüz? Yo değiliz. Niye küs olalım ki? Sen bu akşam git, arkadaşlarınla, dostlarınla eğlen. Ama benim bu mahallede yaşadığımı unutma, olur mu? Anlıyorsun değil mi? Sen bir kere de anlarsın. Anladım. Çok güzel başlamışsın. Güle güle Şevkat. Galeriden çıkan sürreal tablo için ne diyorsun sevgili Ata Ağzı Tellak? Haşlanmış yumurta diyorum kendisine. Yok, haşlanmış yumurta ne demek? Gel. Gel otur. Hayırdır inşallah. Otur annem sen de, sen de otur. Ne oldu Şefkat? Konuştunuz mu? Ha, konuştuk. Problem yok ya. Beni bozmaz dedi. Tam problem olmayacak be ya. Okumuş kız o kadar ressam sanatçı falan. Vallahi hiç bir mahallenin eğlentisine mi takılacak takım olsam be? Beni fena bozdu ama. Oğlum gece bir maraz çıksın. Vallahi o sana verdiğim dayak sözünü anında uygulamaya koyarım Cuma. Kim nasıl? Aa maraz çıkacak. Aa sen kendi sinirlerine hakim ol yeter yani. Çok koskoca Türkiye evinin sahibi var karşında. Hem de ruhsatlı o dükkan be ya. Sakin. Demet. Hadi abi sen istersen artık dükkanı al. Yavaşla. Tamam. Seni çağırdı zaten. Çay bitmedi kızım ha. Anlaşıldı. Ben de dükkana gideyim. Hadi. O ruhsatı senin. Kimse de hesabını soramaz. Ne oldu? Ne dedi? Neresi bu ya? O ruhsatla ilgili teknik bir bilgi vardı. Ben çayımı tazeleyeyim o zaman. Bayanlar, baylar. Var mı bir imzalı fotoğrafımı falan isteyen? Tabii oğlum gel, selfie yapalım. Aslınız olan Cillop gelmiş. Oo, gel gel. Lan ben aslında aranlar adammışım. Ne aranlar adammışım oğlum. Gel gel hadi bakayım. Oh çok güzel, çok güzel. Lan meğer yıldızın parlamış haberim yok. Oğlum şuraya bak, şu güzelliğe bak lan. He? Bahar. Kız Bahar. Kız Bahar. Ne var ulan Bahar Bahar? Kızım, karizmayı döktürdüm, sokağına serdirdim. Benim reklam şeklim aşktan öldürür, şöhret fazlam çok fena süründürür. Ne diyorsun lan? Dön bir bak şu resme, ayı. Gel bakalım, gel, gel. Bayanlar ve baylar, işte bu ben. Aa, bu ben. Bu, aa, bu ne lan? Oğlum ismi de Cildop'la gerizekalı. Aa, yemin ediyorum. Aa, inanamıyorum. Vallahi o kadar değil ya. Vallahi diyorum. Yemin ediyorum o kadar değil. Fotomontaj. Yemin ediyorum. Fotomontaj. Yalan dolan. Ulan da allama. Hay Ağda reklamı çektiriyorsa neyin havasını atıyorsun? Kızım vallahi bilmiyordum Ağda reklam olduğunu ya. Ulan ürün önemli değil diyor bir de ya. Ha. Aa. Orijinalimi asla inkar etmem. Etmedim, edemem. Benim manevi kötülüklerim maymun makatı gibi ortadadır. Kıllarımdan asla, asla, asla utanmadım. Bilakis gurur duyarım. Kızım hem reklamın iyisi kötüsü olmaz ya. Ha? Güzel oldu, böyle oldu, güzel oldu ya. Hadi. Ya haklısın tabii. Bak zaten sloganı da çok güzel. İstenmeyen kıllardan kurtulur. Yani senden kurtulur. Vallahi böyle bir şey yok ya. Ulan Şefik, bir daha ayağımın altına dolanma bak. Elime cımbız alır, o kollarını tek tek yolarım senin. Mahalleye rezil ettin lan beni. Müzik
Oğlum çok pis tufaya geldik lan. Oğlum biz ne yapmaya çalıştık ne oldu ya? Öf! Patron. Ha. Biliyor musun bunları böyle abartmak için copy paste'le böyle alıp alıp böyle çoğaltıyorlar bunu. Oğlum sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun lan? Bana bak seni copy paste'le çoğaltırım ondan sonra da her tarafını eklerim ha. Ben de hale geldim sen ne diyorsun lan? Buna mı diyorsun onu? Kaldır gitsin bu. Kaldır 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 kaldır. Yüzünü görürüz. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır. Bir de gelip diyor ki akşam Seval için hoş geldin eğlencesi düzenleyeceğiz. Sen de gel. Sarmaşlılarsa onu kutluyorlardı herhalde. Ya Esin, sence gerçekten Şevkat bu kadar saf mı? Yani boş mu bulunmuştur? Evet ya. Yani bir gün önce Şevkat ona kızıyor. Tabii doğru söylüyorsa. Bir gün sonra Seval onu çarşının ortasında öpüyor. Resmen ben bildiğimi okurum diyor. Aynen öyle. Meydan okuyor attı sıra bana. Sen de çıktın geldin ha? Hı. Esin buna ne derler biliyor musun? Ne derler? Meydanı boş bırakmak. Meydanı ona bırakmak derler. Bu ne iş lan? Ne kepçesi bu? Ulan çorba kepçesi değil, bildiğin kepçe. Ah! Atma ağzınızı ya. O kesin bir olay çıkarmaya gelmiş hacı buraya. Ne ya? Bunların ummalide ne işi var ya? Bana tıkır içeri, bize mi? Baksana oğlum herife. Ana! Hayırdır la? Baban jipini elinden aldı da kendine yeni oyuncak mı aldın? Yok, jip duruyor sen merak etme. Buradan gidince arka camın ikinci vasıtam kepçe yazacağım. Ben de hastasıyım bunların ya. Burada otopark sıkıntısı olmasa kendime de alacağım bir tane. Bir tur versene bineyim. Kusura bakma Şevkat. Bu öyle çoluk çocuk oyuncağı değil. Yıkıma geldi. Sen de gör nasıl kullanıldığını. Ne yıkıyorlar? Ne yıkacaksın? Hayırdır lan? Ne yıkıyorsun lan sen? Ha, merak ediyorsan göstereyim. Bak, şu binayı yıkacağım. Aa, bunu aldın siz be ya. Bunu almışlar. Sen bu mahallede bir taşı bile yerinden oynatamam koç. Allah Allah. Kendi binamı yıkmak için senden izin mi alacağım? O bina var ya, komple aldık orayı. Ben anlamadım. Duyduk. Ne diyor bu? Bütün kiracılara dairelerini satın aldırıp sonra da kendi üstüne geçirtmişsin. Aklın sıra bütün mahalleyi zapt edeceksin ha çakal. Ya Şevkat bak burada oturup seninle şirketin özel işlerini konuşacak değilim. Hadi abi sen git yumurtanı sat ben de işimi yapayım. Herkes işine baksın. Dükkana çırak bakar. Benim işim şu anda sensin. Sür usta gir binaya. Cesedimi çiğnemesi lazım koçum. Sür lan. Görüşeceğiz lan sen. İşte bu.
şey hele beni korkutur. Esin, ben senin yerinde olsam Şevkat'e gidin siz eğlenin demem. Özellikle katılırım o partiye. Ne yapacağım ya ben gidip? Ama dünkü eğlence onu davet etmemişler. Yani o da sırf böyle kendi için hoş geldin partisi istiyor. Ve sen katılmayacaksın. Böylece durum bir bir olacak. Golü atmış olacak. Bence git, katıl. Ben buradayım de. Ay tamam hadi kapatalım artık şu konuyu ya. Biz üçümüz bu akşam kız kız eğlenmeye gidelim mi? Biraz kafa dağıtırız. Ay süper fikir. Hani o gittiğimiz yer var ya, oraya gideriz biraz dans ederiz. Güpe gündüz kim zincirler bu kapıyı? Şaka mı bu? Ama ne şakası Cedit Beyci, görmüyorsunuz. Bütün herkes çıktı gitti kaçtı. Hepimizin gözü önünde. Hepimiz buradayken. Olacak şey mi bu? Bir gören olmadı mı? Muhtar sen görmedin mi? Sevkat anlatsın. Ya işte geldi adamlar. Bura bizim satın aldık dediler. Yıkacağız dediler. Bu. Ya belli ki epeydir göz dikmişler buraya. Tek tek satın almışlar daireleri. Peki niye böyle bir şey yapsınlar? Bora'yı biz tanımıyor muyuz? Yoksa nikah bozuldu diye mi böyle bir şey yapıyor? Aklı sıra intikam mı alıyor bizden yani? Ha? Ya yok alakası yok Cedit Bey. Bunlar yeni mevzu değil. Ne zamandır dadandılardı mahalleye. Tilki gibi dolanıyorlardı. Ya şimdi gidiyorlar kiracıya parayı veriyorlar. Kiracı sizden ucuza alıyor evi. Sonra götürüyor geri bunlara satıyor. Dümen yani. Korktuğum başıma geldi. Ben de seviniyordum ne güzel ev sahibi oluyorlar diye. Ama iş öyle değilmiş. Son zamanlarda şüphelenmedim de değil. Peş peşe almalar başlayınca içime kurt düştü. Tapuya gittim, sordum, araştırdım. Son günlerde devir teslim olayı olmadı dediler. Ya Allah'ını seversen Cevdet amca bir tane adam ayarlamışlardır orada. Çok mu zor ya? Öyle olmaz. Gidip bizzat bakmak gerekiyor. Gerekirse hani mülk sahiplerini bulup onlara sormak gerekiyor. Ya bunlar belli ki biriktirdiler, şey yaptılar. Sonra topluca aldılar yani. Öyle görünüyor mevzu. Doğru söylüyorsun. Gidip araştırmamız lazım. Esin'in haberi var mı böyle bir şeyden? Ben bir gidip sorayım bakayım. Hadi biz de gidelim. Hadi hadi çocuğum. Aa. Bora mesaj atmış. Hayırdır inşallah. Çarşıya geldim yoktum. Yine geleceğim. Görüşürüz bebeğim. Yalnız bebeğim. Bebeğim değil yani. Ne ya bir de saçma sapan bir ikon koymuş. Kepçe mi bu? Allah Allah. Niye geldi ki? Yoksa hala umudu mu var? Hiç sanmam. Bora gerçek niyetini asla belli etmez. Bence o da Seval gibi böyle mide bulandırmak için gelmiştir sadece. Ortalarda gezinmek için. Ya da merak ediyordur Şevkat'le ne alemdesiniz diye. Esin. Oraya sinir olmasam şu partiyi onunla gittiririm. Ay iyice delirdin sen artık Gizem. Neden canım? Ben gıcık buna yapardım. Rafet. Neredesin lan sen? Ha? Hepiniz kaçıp gittiniz oğlum bir gecede yangından kaçar gibi. Ne oluyor lan? Oğlum şimdi bana doğru söyle. Sen bu evi ne zaman sattın? 2 ay önce. Peki tapu devir işlemlerini ne zaman yaptın? Bu hafta. Aferin lan size. Helal olsun lan size. 3 kuruşa sattınız lan bize. Helal olsun size. Ulan o kadar zaman mahallede yüzümüze baktınız da biriniz bile utanmadı değil mi? Gidin şimdi nereye gidiyorsanız. Zaten bu mahalleye yakışmayan adamın bu mahallede yeri yok koçum. Hep aynı anasını satayım. Evler 1-2 ay önce satılıyor ama devirler hep bu hafta yapılıyor. Bora'ya bak sen Bora'ya. Bebeğe süt bebesi diyorduk da o da babası gibi çıktı ha. Dursun, oğlum hepiniz defolup gittiniz mahalleden. Sen nasıl gittin? Söyle bakayım bana. Mecbur kaldık Şevkat. Lan konuşma, neye mecbur kaldın? Lan herkesten beklerim de senden beklemem lan. Neredesin sen şimdi? Misafirhanedeyiz. Bir şirketin dairesi bu. Neredeymiş bu misafirhane? Senin şimdi mahalleye gelmeye yüzün tutmaz. Ağır adresini ver, ben geleyim de yeğenimle vedalaşayım en son. Dur, dur. Söyle. Yavaş söyle. Tamam. Tamam, kapat, ben geliyorum. Şu, dükkana bak oğlum ben gidiyorum. Al usta. Şevkat abin mi geliyor? Evet. Oley be, kesin bana oyuncak getirecek. Altı kere hadi. Bakayım ama. Bak, böyle babam da bilir, çakal. Oğlum kerrat cetvelini ezberle. Bu senin hayatının her aşamasında sana lazım olacak bilgi. Ancak aytarıyorsun şey yapıyorsun ya. Hoppalık zıppalık peşindesin. 7 kere 8. Çakal 3 kağıt dizeyim. Abi oradaki kartonları alabilir miyim? Alabilirsin tabii.
Ne yapıyorsun sen? Kağıt mı topluyorsun? Ne yapacaksın kartonu? Hiç, lazım. İyi. Çık. Şey yap, kartonları getir bakayım çocuğa. Dur abicim. Al bakayım şunu da. Bırak sen onu. Al bakayım şunu, dikkatli ol. Düşürmeden, tamam? Yakışıklı. Senin adın ne bakayım? Salih. Salih. 7 kere 8? 56. Aferin lan sana. Al kardeş. Geç, geç. Parmak kadar çocuktan utanma. Şak diye yapıştır cevap. Usta cevap 56. 8 kere 7. Kapat ağzını, kapat. Habersiz mi aldın yoksa yumurtaları? Aa, yok yok, hayır. Ben verdim yumurtaları. Merhaba bu arada, ben Şevkat. Dursun. Yumurtacıyım. Bu ufaklık benden karton istediydi de o ara ben verdiydim. Yanlış anlamayın. Siz burada hayırdır? Vallahi ne sen sor ne ben söyleyeyim. Köyde neyimiz var neyimiz yok sattık. Geldik buralara. Bir gece kondu satın aldık. Tapusunu da verdiler. Meğer tapu sahteymiş. Kandırmışlar bizi. Kaçak yapı diye belediyede yıkınca ne bileyim. İşte bu haldeyiz. Halimiz bu. Ama burada bu şekilde olmaz. Siz... Ya benim ev müsait. Bana gelsenize siz. Ne yaptın ya? Traktörü uçurttun oğlum sen de. Sağ olun, var olun ama kirayı ödeyecek paramız yok bizim. Canım hep böyle gidecek değil ya. Ne zaman elinize geçerse o zaman ödersiniz. Hem komşular size 3-5 parça eşya verecekler. Onlarla idare edin şimdilik. Her şey düzelir, sıkmayın canınızı. Sağ olun, Allah razı olsun. Yok, gerek yok, gerek yok. Salih, oğlum. Efendim baba. Oğlum artık evimiz var. Evimizde yatıp kalkacağız. Baba doğru mu söylüyorsun? Harbiden bir evimiz mi olacak? Tabii lan. Hem de apartman dairesi, balkonlu falan. Hadi iyisin. Şevkat abim geliyor. Bak bunu mahallede unutmuşum. Gel bakayım bir tartayım seni. Oo! Sen koca adam olmuşsun ya. Ha? En büyük kim? Fenerbahçe. Lan bir kere de Beşiktaş'ta be. Hoş geldin Şevkat. Hoş bulduk yenge. Hoş geldin Şevkat. Hoş bulduk. Gel şöyle bir geçelim. Biliyorsun benim oğlan kalp ameliyatı oldu üst üste. Sizler de gelip ziyaret ettiniz. Allah sizden razı olsun. Hastane bana bir fatura çıkardı. 45.000 lira. 45.000 lira Şevkat. Ben nereden bulayım? Nasıl ödeyeyim o parayı? Ödemezsem çocuk o halde rehin kalacak hastanede. Size niye söylemedin lan? Nasıl söyleyeyim? Bana çok iyiliğiniz dokundu. Ama durumunuz ortada. Kimden isteyeyim? Bir tanıdığım tepeci vardı. Gittim hemen ondan aldım parayı. 100.000 liralık senet imzalattı 1 aylık. Tabii
Para bende yok. Ödeyemedim. Abi. Nerede lan para? He? İki gün geçti. Hala yok. He? Toparlayamadım abi. Oğlum kan çıkar kan. He? Kan çıkar. Yok abi para. Yok abi sık kafama. Para yok abi. Oğlum sen çocuğun için almadın parayı. He? Çocuğuna sıkarım ben de. Sana iki gün daha süre. O da çocuğun hatırına. Anladın mı lan? Anladım abi. Hapsi göze aldım. Bir silah alıp vuracaktım herifi. Sonra kapı çaldı. İki kişi geldi. Sana 100.000 lira peşin, 100.000 lira tapu devrinden sonra dediler. Allah büyük dedim. Allah büyük. Sonra? Durumu anlattım adamlara. 200.000 lirayı peşin verin dedim. 100.000'ini tefeciye veririm. 100.000'iyle de evi alıp size devrederim dedim adamlara. Çocuğumun başı üzerine yemin ettim. Dualarım kabul oldu dedim. Hızır yetişti dedim Şevkat. Önce tefecinin parasını ödedim. Senedi yırttım attım. Sonra Cevdet Bey'e evi satın almak istediğimi söyledim. Dursun kardeşim. Senin hasta bir çocuğun var. Bu parayı onun sağlığına harcamalısın. Ev benden size hediye olsun. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah sizden razı olsun. Yemin ediyorum böyle oldu. Bak inanmıyorsan tefeciyi arayayım, seninle konuşturayım. Kendi söylesin sana. Gerek yok. Kartı varsa ver, ben kendim sorarım. Var. Baba olsan anlarsın Şevkat. Oğlum yine ameliyat olacak. En büyük kim lan Salih? Fenerbahçe. Bak ya. Neyse konuşacağız bunu. Hadi eyvallah. Hapishane gibi mekan yapmış ha. Ha, bir de gardiyan koymuş. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ya bizim bir araba kiralama işi var da müsait midir? Hoş geldin, buyur. Tamam, sağ olasın. Bu ceket çok iyiymiş ya, bakayım. Vallahi çok güzel ceketmiş. Vadesi bir ay olur. 200.000 liralık senede de imza atarsın. Vade 3 ay olursa 300.000 liralık senede imza atarsın. Zamanında ödemezsen nasıl ödeyeceğini biliyorsun sen. Tamam, kapa, müşteri geldi. Sen hayırdır, niye kapadın o kapıyı? Ya o kadar bağıra çağıra konuşuyordun ki yani sokakta millet rahatsız olmasın diye. Hadi milleti de geçtim, ses tellerine yazık günah ya. Doktor musun sen ya? Sana ne, ukala? Yok, ben doktor değilim. Ben şan hocasıyım. Şanım yürüsün diye şan dersi veriyor. Yani fiyat biraz fahiş. Yalnız benden ders alırsan acayip havan olur ya. Yani İstanbul'un en iyi hocasından ders aldım dersin. Sen ne zırhalıyorsun ya? He? Ne istiyorsun sen? Ama bak şimdi böyle olmadı. Müşteriyle böyle konuşulur mu? Oo vallahi vazgeçtim ya. 6 tane araba kiralayacaktım, vazgeçtim. Ya da neyse hadi şimdi sana bir soru sorayım. Tek soru, 2 şık. Doğru cevaplarsan araba işini tekrar düşünürüm. Ama yanlış cevap verirsen yandı gülüm keten elva. Sor bakalım, sor. Şimdi ben senden borç para alıp çocuğumu ameliyat ettirsem. Sonra da o parayı vadesinde ödeyemezsem. Beni mi öldürürsün yoksa çocuğumu? He. Şimdi anlaşıldı senin zorun. Sen şu fotoğrafı görüyor musun? Ha, şu sünnet fotoğrafını mı diyor? Ha, pardon ya. Boksör fotoğrafıymış. Ne yapayım? Kalkacağım mı yoksa ona kadar saymaya başlayayım mı? Ulan ben seni... Ağzını topla ağzını. Müşteriyle böyle konuşulur mu? Müşteri veli nimettir, veli nimet. Ben seni... Ben
sana ağzını topla dedikçe sen mezara dil uzatıyorsun lan. Vallahi bu levyeyi senin ağzına sokarım. Tamam tamam, vurma lan. Vurma kardeşim, tamam. Vurma. Sağ Dursun'un selamı var. Hani şu oğlumu ameliyat ettiren. Sen kalp hastası bir çocuğa kurşun mu sıkacaktın lan? Yok, yok, yanlış anlaşılma var. Yok öyle bir şey. Yalan söyledin. Levyeyi ağzına sokmaktan vazgeçtim. Vurma kardeşim, tamam. Vurma, vurma. Vurma. Çıkartacağım, ödeyeceğim parasını. Söz. Oğlum parayı verirsen ver. O sizin kendi aranızdaki hesap. Ben buraya çocuk için geldim. Hoş, gerçi Levy'e pek tarzım değildir ama... anlaşılan sen başka türlü akıllanmayacaksın. Şimdi anladın mı lan niye kapıyı kilitlediğimi? Sen çok hamlamışsın boksör. Bundan sonra haftada bir gelip sana idman yaptıracağım. Del raporu var bende. Kanundan limitsiz dayak hakkın var yani. Bundan sonra ya delikanlı olacaksın... ya da şan dersi. Karar senin artık. Tamam, ben yarın arabaları çık gelip şey yaparım. Sağ ol. Oyma oynayayım. Vay be. Ben de 6 tane araba kiraladım ha. Aferin lan, dövdün hepsini. Bravo. Çok teşekkür ederim. Eyvallah, eyvallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi de Bozkır Usta'nın çok sevdiği bir türkü var. Şu karşıki dağda kar var, duman yok. Evet, onu söyleyelim. Kusura bakmayın, bir iş görüşmesinde bulunacağız. Üstadım. Ben kendi boş paraları topladım, hepsi burada. Sonra fitleşiriz. Evet, evet, yani artıları eksileri ne şeyi merak ediyorum ben be ya. Sen bu kadar ünlü simayı, selebriti nereden tanıyorsun acaba? Bak ama. Yıllar evvel Hüseyin'in evinin dış cephesinin sıvasını yapıyordum. Öyle mi? Şu karşıki dağda... İkinci günü falandı. İskelede çalışıyordum. Allah için iyi de para almıştım. Fakat araba da alttaymış Hüseyin arabası. İskele çöktü. Aa! Çöktü iskele oldu gibi. Araba pert oldu. Her şey bitti. Arabayı yaptırdım. Dış cephe sıvasını da benden oldu. Oo! Dış cephe sıvası. Evet. Böyle bir sürü anılarım var sanatçılarla. Oradan tanıyorum. Hayatımda bu kadar saçma bir hikaye duymadım ben. Çok sakarsınız ya, çok sakarsınız. Hayatımda vallahi ustasınız. Sakarlıkta benim üstüme çıktınız. Vallahi bundan sonra pirimsiniz, size söyleyeyim. Yemin ederim bak, ayağınızın tozu alnımın terine değsin. Hadi bakalım. Ver benim sazım efendim. Ben gider oldum, süremedim lavantayı, konsola koydum. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum, süremedim lavantayı, konsola koydum. Niko. Bak sana Sevkat'te ne kadar durgun. Sanırım eşini düşünüyor. Bunun da içine silmedi elbet. Çeken bilir mama. Çeksin çeksin. Hayat bilgisi gelişler. Aferin. Nasıl arkadaşsın sen? Ne fenasın? Ben dürüst arkadaşım. Dallar, titriyor dallar. Benim gönlüm arzu çeker, tomurcuk güller.
buraya. Bence de biraz müzik, biraz hareket, bir de hiçbir şey düşünmeyince motive oluyor insan. Canım. İyi misin sen? Yoruldun mu, uyku mu geldi? Yok ya, öyle darlandım biraz. Şevkat'i özledim ben. Keşke o da burada yanımda olsaydı. Esin, o gün ne güzel tango yapmıştınız. Ya keşke böyle arada sırada tango yapmaya gitseniz. Ya, değil mi? Çok doğru söylüyorsun aslında. Yani sürekli bir şey oluyor, o oldu, bu oldu derken biz hiç baş başa vakit geçiremedik Şevkat'le. Var ya, ben senin yerinde olsam şimdi mahalleye giderim, takarım Şevkat'ı konuma. Bu kadar eğlence size yeter. Biraz da biz ikimiz eğlenelim derim, Şevkat'ı kapar götürürdüm. Yok artık Gizem. Hiç benlik hareketler değil onlar. Ay. Bak kimler burada. Ay kız kıza gelmişler, yazık ya. Hadi gel yanlarına gidelim. Eğlenmeye geldik ya, eğlenelim biraz. Selam kızlar, bu ne tesadüf? Siz ne yapıyorsunuz burada? Oturuyoruz. Siz tanışmış mıydınız? Evet, tanışmıştık. Ben Ayça, Bora'nın sevgilisi. Ekstra sevgilisiydim ama artık sen eks oldun. E buyurun siz devam edin o zaman. Mesaj attım sana, görüşürüz demiştim ama bu kadar hızlı beklemiyordum. Güzel tesadüf oldu. Bora neden mesaj atıyorsun bana? Niye geliyorsun galeriye? Ekstra sevgilini benimle tanıştırmak için mi? Galeriye mi? Ben galeriye gitmedim ki. Mahalleye gittim. Bizim mahalle. E artık orası bizim de mahallemiz sayılır. Bizim orada binamız var. Öyle mi? Hangi binaymış sizinkisi? Gidince sorarsın. Kepçeyle yıkıma gittik. Ama arkadaşların çok üzüldü. Keşke sen de orada olsaydın. Muhtemelen ağlardın kesin. Bora saçma sapan konuşma. Ne tatsız bir şaka bu böyle. İnanmıyorsan gidip sorabilirsin. İnanmıyorum, evet. Ya böyle bir şey olsa zaten benim haberim olurdu. Bana niye söylemesinler ki? Çünkü sen fasulyesin kızım. Fasulyeden birisin. Şevkat için de aynen öylesin. Sen beni bırakıp Şevkat'a gittin ya. Ama maalesef bütün erkekler aynıdır. Çok salaklık ettim be. Tam tersine Bora. Tam tersine. Kızlar ben mahalleme gidiyorum. Biz de gidiyoruz. Hayatım geçebilirsin. Masa boşaldı. Gel geçelim. Bozkır Usta. Ya ben bu güzel gece için hepinize çok teşekkür ederim. Vallahi asıl ben şimdi mahalleme döndüm. Vallahi sayenizde zaman yolculuğu yapmış gibiyim. İyi ki döndüm. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın valla. Sağ ol Seval. Ya beni çok mutlu ettiniz ama ufacık bir ricam var. Hüseyin Bey bir Ankara havası çalar mısınız? Hemen. Hay hay. Hiç havası değil ama hadi bakalım. Lütfen.
yakışıklı bir oynadı mı artık ölsem gamlanacak. Bulguru kaynatırma. Aman bulguru kaynatırma. Çirkini söyletirler. Hüdayda'dan karalın Hüdayda'dan. 500 altın yedirdim bir ayda. Gitti de gelmedi ne fayda. Başını da esin anam bu sevda. Ne yapalım? Seyrediyoruz işte. Bravo. Çok güzel oynadınız. Ama alkışlar neden sustu? Hadi alkışlayalım. Korktuğu başıma geldi. Mahalleye hoş geldin. Teşekkür ederim. Biz Şefkat'le böyle eskiden karşılıklı oynardık. Yanlış anlamadın umarım. Yok, olur mu? Aksine çok doğru anladım. Zaten bir ressam gözü gerçekle yanılsamanın ne olduğunu birbirinden ayırır. Kaldı ki kadın gözü de öyle. Ama sen onu daha iyi bilirsin değil mi? Tabii. Oturalım isterseniz. Geldin, hoş geldin yavrum. Gel bebeğim. Hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ne güzel oynuyordunuz ya. Ben böyle bir anda gelip bölmedim inşallah. Alakası yok. Tek türkülüktü. Türkü de bitti. Ben geldiğimde böyle bütün mahalleyi eğlenirken görürüm diye düşünüyordum ama... ...sadece sizin ikinizi görünce biraz şaşırdım. Bir şey soracağım. Bu eğlence Seval için mi yoksa ikiniz için mi? Tabii ki Seval için Esin. Niye ikimiz için olsun yani? Biz biraz dışarı çıkalım mı? Biraz baş başa konuşalım ha? Aa ama olmaz ki şimdi öyle. Olur mu öyle? Ben şimdi geldim değil mi? Eğlenceyi yakaladım değil mi? Bir misket oynamadan gitmem değil mi? Tabii tabii değil iyi mi? Yaptınız iyi yaptınız. Misket. Hı. Burada ikimiz. Evet. Ayıpsın Esin, ben kime hayır demişim ya? Ben tren rayında trene karşı oynamışım be. Biraz acemici olacak ama artık sizden gördüğüm kadarıyla. Şalvara ağzım dilim kuruldu kız sana
yalvara yalvara. Daracık daracık sokaklar, kızlar misket yuvarlar. Kızlar aman vermiyor, kocaman kocaman karılar. Sen ne yaptın? Döktürdün adeta ya. Vallahi sen öyle bir sefer izlemeyle mi öğrendin Ankara misketi? Ya sen bana tango ile sürpriz yaptın, ben de sana miskette. Ben folklor ekibindeydim okulda, ta liseye kadar. Oradan biliyorum. Vay be, desene seninle tangoya da gidilir, alaya da. Gidilir, tabii ki gidilir de gitmiyoruz ki biz hiçbir yere. Yani şöyle baş başa hiçbir şey yapmıyoruz. Biraz gezelim, dolaşalım. İki romantik an yaşayalım. Değil mi? Şöyle bir ağız tadıyla orta sahada bir top çeviremedik ya. Ya bir şey soracağım. Bugün mahalleye böyle bir yıkım aracı, kepçe falan bir şey geldi mi? Aman Aysin boş ver ya, takma. Şimdi keyfimiz yerinde, bozmayalım keyfimizi. Hem delikanlı adama böyle kıza kavga anlatmak yakışmaz. Ne kavgası yine ya? Aman boş ver, uzun hikaye ya. Biz Ankara havasına dönelim ha? Havamız yeter Aysin. Gökyüzü bizim. Bir şey daha açsa mısınız şişkinlik için? Açmıyor vallahi, açmıyor. Teyze ne? Benim İsmail. Sen niye benim telefonumu açmıyorsun, he? Beni delirtmeye mi çalışıyorsun bak? Bugün kesin görüşmemiz lazım. Şimdi işim var, kapatıyorum. İsmail, sana fazla geldi galiba bakıyorum be ya. Vallahi senin haftalığını biraz kesmem lazım. Ayrola, Western Cowboy'ları gibi iki tane telefonla takılıyor. Usta bir de çok para veriyormuş gibi bıt bıt konuşuyorsun bana ya. İkinci telefonu alabilmek için dünya takside girdim be. Bana mı aldın telefonu be ya? Bana niye afra tafra yapıyorsun bakalım? Dur ben sana anlatayım durumu, açıklayayım sana. Şimdi şöyle, bu benim kendi öz numaram, bu da Erkan'ın numarası. Mecburiyetten aldım. Neden mecburiyetten? Çünkü teyzen hanım benim numaramı görüyor, açmıyor. Erkan'ın numarasını görüyor, soluksuz açıyor telefonu. Ya bu Erkan resmen aramıza kara kedi gibi girdi, tadımızı tuzumuzu kaçırdı. Usta düşünsene, benim teyzeneyi görebilmem için sürekli Erkan olarak kalmam lazım. Saçmalığa bak. İsmail, bu mevzu beni vallahi kabak tadı verdi artık vallahi. Böyle hiç hoşlaşmıyorum ben bu mevzularla artık. Ya şu küçük kanepeler vardı ya, onlardan da alsaydık keşke. Oo Esin, bakıyorum pek mutlusun. Aynen öyle. Esin, hani Şevkat'le ikinizin resmini yapmak istediğini ama o duyguyu bir türlü yakalayamadığını söylüyordun ya. Bence şimdi tam sırası. Yani ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Ay evet ya. Nasıl bir resim olur çok merak ediyorum. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Başlasam mı acaba böyle? Devamı gelir mi? Akar gider mi ki? Ya başla tabii. Ne demişler? Başlamak, bitirmenin yarısı. Ay şöyle koskocaman bir tablo yaparsın. Çok güzel bir çerçeve alırız. Vitrine de koyduk mu? Tamam. Hatta ben fosforlu boyalar kullanırım. Böyle gece gündüz parıl parıl parlar. Yok canım, o kadar da değil de. Ama Seva görse iyi olur. Yani misket dersinden sonra iyi gider. Ya böyle negatif duygularla yola çıkıp güzel bir resim mi yapamam ki? Hem çirkinlik güzellikle def edilir, bilmiyor musunuz? E tamam işte, sana başlamak için harika bir sebep. Tamam, yapacağım galiba. Hem yaparken negatif duygular uçar, tertemiz bir Esin'le dolar belki hiç. Evet evet, hadi o zaman başla. Hadi hadi. Tamam. Hadi hadi. Şey Esin abla, rica etsem ben gidebilir miyim? Annemin doktor kontrolü var da. Tabii ki. Sen hemen çık. Annene de selam söyle. Tamam. Görüşmek üzere. Erkan'ın gelişi bir mucize oldu. Annemle babam da ona bayılıyorlar, bayılıyorlar.
Ben de ona bayılıyorum. Erkan çok doğal, çok kibar, çok entelektüel biri. Sosyal konularda mesaj verebiliyor. Onun yanında kendimi çevreci bir aktivist gibi hissediyorum. Hiç kitap okumuyorum ama düşünsene onun yanında kontenjandan elittim yani. Ezenle yeter artık, yeter ya! Kimim ben? He? Bak şu sıfatıma. İsmail ben, İsmail. Sen önce beni sevdin, bana aşık oldun. Şimdi Erkan için beni satmak ne Allah aşkına ya? Hem ben Erkan'ı senin için değil, Cuma Usta'mın gazıyla ana baba engelini aşmak için çıkardım ortaya. O sade bir kukla. Hiç doğal değil. Sürekli oynuyor, sen de biliyorsun. He? Kibar diyorsun bir de, kibar falan değil. Yalaha. Yalakalıkla kibarlığı birbirine karıştırmayalım lütfen. Hem o verdiği sosyal mesajlar falan samimi değil. Kendi nefsine prim yapmak için dünyanın kahrını, canlıların acılarını sömüren bir leş kargası o. Puh! Tükürmeyen yesin. Aa, yeter be! Bu nasıl bir tarz ya? İsmail kendine gel. Bak, Erkan'ın arkasından bu şekilde kötü konuşup konuşup durma. Benim yüzümü bir de asla göremezsin. Ben seninle biraz baş başa kalıp sohbet etmeye, o gül yüzünü görmeye, billur sesini duymaya geldim. Ben Erkan'la tartışmak zorunda değilim. Yeter, kapansın bu Erkan konusu. Ben iyice sinir olmaya başladım. Sinir olmaya başladım. Ben de sinir olmaya başladım ya. Sen benim dengemi iyice bozdun artık. Ben de sana sinir oluyorum. Yeter, ben seninle ilişki falan istemiyorum ya. Ben Erkan'ı istiyorum, tamam mı? Hem biz anlaşamıyoruz seninle. Olmuyor, tamam mı? Bitsin burada ya. Bitsin. Hadi bay. Ay dedi gitti ya kız. Ulan kader. Yeni benden aldın, ses etmedim. Şimdi de teze neyi mi istiyorsun? Ben ne güzel çatıya çıkıp kendimi intihar edecektim. Tezenge için hayata döndüm. Bu Erkan onursuzu bana resmen kendimi intihar ettirdi. Erkan? Erkan? Geliyor bak Erkan. Erkan. Bak Erkan. Hoşuna gidiyor mu Erkan? Erkan! He? İstiyor musun Erkan? Erkan? Sevdin mi? Tezen'i resmen terk etti bana, bıraktı gitti ya. Erkan yalakasını bana tercih etti. Allah'ını seversen söyle usta, ben kimsenin arkasından konuşmuyorum. Ben az çok tanıyorum beni. Şirkef dedi bana. Ondan sonra da bay dedi, terk etti bana gitti. Bir dakika be ya, sen arkasından mı konuştun? Anasını babasını arkasından konuşup kızı küstürdün mü sen bakalım? Kapçık ağızla. Yok usta, ben öyle bir şey yapar mıyım ya? Erkan'ın arkasından konuşma diyor bana. Ya diyorum Erkan diye biri yok diyorum. Açıklayamıyorum, inandıramıyorum ki kıza. Hem ben kimsenin arkasından konuşmam. Erkan diye biri hakikaten olmuş olsa gider delikanlı gibi yüzüne karşı ne demem gerekiyorsa derim. Bizde geri vites olmaz. Oo, oğlum siz daha gerdeğe girmeden çarşafa dolandınız be oğlum. Vallahi onun gibi bir şey oldu ustacığım ya. Şu işin içinden nasıl çıkacağım ben bilemiyorum ya. Sırf bu Erkan için yalaka, samimiyetsiz dedim diye tezenenin bana yaptıklarına bak ya. Ya usta, sevdalı bir delikanlı böyle haybeden bir sebepten dolayı terk edilir mi ya? He? Ben ne yapacağım şimdi bu dertlerle? He? Bir adım atamıyorum, çakıldım kaldım ya. Ne yapacağız ya? Of, İsmail kendi ellerimizle canavar yarattık be oğlum, vallahi. Ama olsun üzülme, her masalda bir canavar vardır. Ve o canavarın finalde kellesi gider. Şimdi o canavara gel gel yapacağız, kucağa çekeceğiz, tamam mı? Usta, bu anlattıklarından hiçbir şey anlamıyorum ben. Zaten kafam karışık, duygularım karman çorman. Acık net ol da. İsmail, şöyle yapacağız şimdi. Şimdi İsmail, sen takoz Recep gibi kendi kaleye gol attın ya. Onu çıkartmak için karşı kaleye iki gol atacağım, fitleşeceğiz be ya. Bunun futbolla ne alakası var? Futbol fena halde hayata benzer İsmail. Hiç anlamıyorum futboldan da, hayattan da, oradan da, kızdan da affedersin. Gezene! Aa, selam Erkan ya, ne haber? Seni görmek ne kadar güzel. Sağ ol, sağ ol. Senden İsmail hakkında konuşmak isterim.
Duyduğuma göre o benim arkamdan konuşuyormuş, öyle mi? Erkan, ne diyorsun sen? Bana bak tezene, beni kibar bilirler ama arkamdan konuşan olursa, bana yalaka malaka derse, onu sokak ortasında yakalar, evine çevire, benim olsun. Oha! Terbiyesiz! Doğru konuş lan! Haddini bil de konuş. Gözümle bir tersin, bir kalemle silerim seni. Olur, olur. Olur tabii. Şimdi de bakayım bana, İsmail mi daha kibar yoksa ben mi? İsmail tabii ki. O senin gibi böyle küfretmiyor. Çok teşekkür ederim. Başka sorum yok. Beğenemedim mi? Vallahi beğenemedim. Ben senden atom bombası falan bekliyordum. Her gün kepçeyle geliyorsun. Ne o? Maddi sıkıntı mı var? Çok komik Şevkat. Sen şimdi herkesin içinde beni bozdun. Ama ben ciddi ciddi o binayı yıkacağım. Sonra da buradaki herkese birer bardak soğuk su ısmarlayacağım. Nasıl? Bu mahallede bundan kale bile yıkamazsın lan. Boşu boşuna barikat yapmayın. Her şey yasal. Başınıza beni almayın. Amirim. Yok, yanlış anladın. Engel falan olan yok. Bizim arkadaşlar tribün kuruyordu. Biz tribünden izleyeceğiz, biliyorsun. Bizim milli aktivitemizdir inşaat seyretmek. Değil mi lan? Bora, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bu saçmalık ne ya? Sana ne oluyor Esin? Ben artık iş adamıyım. İşimi yapmaya geldim. Bunun da haddini bildirmeye geldim. Tamam? Esin, tamam. Sen geç istersen yerine. Bu zaten laftan anlasaydı şimdiye kadar çoktan adam olurdu bu. Ama Şevkat... Yok, lütfen. Al şunu. Ben bak güzellikle konuşacağım. Hadi. Yıkım var. Ne yıkımı? Binanı boşaltsınlar. Yoksa biz hepsini tutup götüreceğiz. Vazifemiz. Vazifeniz. Avukatın belgeleri verin. Bina bizim. Komple satın aldık. İstediğimi yaparım. Demek sonunda iş buraya geldi ha. Ben bu mahallenin huzuru ve güzelliği için harcadım tüm yaşamımı. Herkes birer ev sahibi olsun, huzur içinde yaşasın, namerde muhtaç olmadan diye bir arada kardeşçe yaşayalım diye düşündüm hayatım boyunca. Ama demek bu huzurumuza da göz dikenler olmuş ha? Hem de siz. Ulan bir de bana akraba olacaktınız ha? Vay be! Vay be! Burada kardeşçe yaşıyoruz biz. Bana bakın, bütün sülalene söyle. Bütün bu evleri, bütün bu semti yıkabilirsiniz. Ama bizim dostluğumuzu, kardeşliğimizi yıkamayacaksınız. Ne olursunuz siz üzülmeyin Cevdet Bey. Çünkü siz üzüldüğünüz zaman bütün mahalle üzülüyor. Sonra biz yıkılıyoruz. Nasıl üzülmem madem? Sizin üzülmenizi istemiyorum. Lütfen. Sizin kılınıza bir zarar gelsin istemiyorum. Elimizde yıkım belgeleri var. Her şey kanuni. Kanuna karşı gelmeyeceğiz. Soğuk kanlınızı bozmayın. Müsaade edelim, yıksınlar. Ne istiyorlarsa yapsınlar. Hep görecek değiliz ya. Artık ağlamamızı istiyorlar. Bu binaya da son kez bir bakın istiyorsanız bundan sonra göremeyeceksiniz çünkü. Korkusuz vefakar merdimi
çekemez mi? Yaz kısım mazlum, gönlü de zengin. Yaz kısım mazlum, gönlü de zengin. İçimizden bir güzel abi. Yaz kısım mazlum, gönlü de zengin. İçimizden bir güzel abi. İşte adaletin bekçisi, işte çekemez kablisi. Sevdası mahallesi, geçmez selamsız ahalisi. Kötüsü ve iyisi refleks, bin kat gelir bak. Dikkat, delikanlı şefkat yerinde. Yaz kısım mazlum, gönlü de zengin. Yaz kısım mazlum, gönlü de zengin. İçimizden bir güzel abim.